İyi geceler değerli izleyiciler. Birebire hoş geldiniz. Fatih Altaylı ile birebir. Eğlence. İlber hocamla sohbete katılmıştık. Bir noktada dedi ki, elini bu dedi çok güzel anlatıyor. Hiç unutmam yani, sen neyine duygusal anlaşıyorsun onu ya. Anladın. Ne anladın ondan ya? Samimiyet. Emre Kınay gelemedi, yerine kardeşi Emir Kınay geldi. Kahkaha. Sohbet ve daha fazlası. Bu haftanın konukları oyuncu Erdal Beşikçioğlu, müzisyen Elif Kaya, bale sanatçısı Büşra Ay ve şef Aylin Yazıcıoğlu. İyi akşamlar, iyi geceler değerli izleyiciler. Ben konukları tanıtamadığım için önden bu yayındalar. Benim konuklardan bahsetmeye gerek kalmadı ama hakikaten eğleneceğiz bu akşam. Yine çok tatlı konuklarım var. Birinci konuğumu zaten tanıyorsunuz. Ben de kendisi görünce epey bir heyecanlandım. Çünkü hayatım boyunca polislerden korkmuşumdur. Eyvallah. Behzat Bey hoş geldiniz. Yapma ne olursa. Amcam dahi bunu söylüyor. Vallahi doğru. Ya Allah rahmet eylesin. Kötü bir şey değil mi böyle bir karakterle bu kadar özdeşleşmek? Kötü mü iyi mi onu bilmiyorum. Avantajları var. Ama sokakta herkese Behzat diyor herhalde. Yok yani Erdal Bey de diyen var mı? Var. Ankaralı olduğumuz için ha. Ankara'da genelde Erdal Bey oluyor. Ama İstanbul'da Behzatçı çok... Yani bana bile bugün mail atanlar baktım sizin geleceğinizi ben yazınca mail atanlar hep Behzatçı diye yazmışlar. Evet maalesef öyle oldu. İyi bir şey ama bence. Yani ben Behzatçı'yım ama belki Erdal Beşikçioğlu'nu oynuyorum. O artık bir muamma Erdal Bey şunu söyleyeyim. Behzatçı'dan çok daha yakışıklısınız. Çok daha genç görünüyorsunuz. Niye? O özellikle mi orada böyle daha bir olgun bir karakter olsun diyor. Yani o Behzat'ın yaşadıklarını Erdal yaşamış olsaydı herhalde... Yani çoktan gitmiş. Çoktan gitmişti adam yani. Gerçekten oldukça genç göründüğünüzü, sizi gördüğümde şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Çünkü ben böyle daha olgun, daha yaşlı, daha böyle saçları ağarmış beni beklerken karşımda bir delikanlı geldi. Hep yapıyorsunuz bunu. Yok hayır ama... Erkan'a da yapmışsınız gördüm, Emre'ye de yapmışsınız gördüm. Emre de öyle ama şimdi Emre de öyle. Yani ya kamera bir şey yapıyor ya siz kendinizin şey... farkında değilsiniz yani. Baksana saçma çıkalamış. Yok şu adama ne gelmiş. Hiç fena değil yani. Hale bak perişan vaziyetteyim. Utanç duyuyorum kendimden. Vallahi Fatih Bey. Hatta bakıp zaman zaman diyor ki karım beni niye hale evli falan diyor. Yok ben de o yaşta öyle olmak istiyorum açıkçası. Yani. İnşallah. Aramızda çok fazla bir yaş yok. 15 yaş falan bir şey var. O yaşa gelince ben de böyle inşallah. Gençliğinizin kıymetini bilin. Bir de Güner Civaoğlu var tabii ki bu arada. O bir de 80 küsür. Evet. Bir de Uğur Dündar var. Büyük delikanlı. Onlar acayipler. Evet. Onlar hala benden daha genç onlar. Çok acayip onlar. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Yani şey olarak, görüntü olarak her anlamda deli. Ben de o yaşta öyle olsam güzel İnşallah. Olur. O hayat enerjisi. Her yaş güzel. Olsun. Ben çok çok memnunum yaşımdan da halimden de. Konservatuvar. Evet. Niye konservatuvara girer bir insan? Yani... Ne sizi oraya motive etti? Subay olmak istedik. Aslında. Ha doğru bütün tam yeri. O. Bütün dert o. Yani ben çok tuhaf şeyler istedim ama demek ki altyapımızı okulda ona göre yapmamışlar. Ben hiçbir yeri kazanamadım. Sahiden mi? Evet. Yani hani bu sistemde yanlışlıklar oluyor, o oluyor, bu oluyor falan. Bir peki asıl niyet neydi mesela çocukken? Hani kimisi pilot olmak ister, kimisi memur olmak ister. Ben gazeteci olmak istiyordum. Yani o zaman Nick Nolte'un bir filmi vardı. Ondan çok etkilenmiştim ben. Bir gazeteci olup çok fazla dolaşmak istiyordum. Allah korusun. Niye? Yapmayın. Halimize ya. Baksanıza. O sizin sorununuz. istiyordum ama olmadı tabii. Ondan sonra baktık ki askeri alacaklar. Oğlum er olarak askerliğini yapacağım farkında mısın dedi baba. Nasıl yani üniversite okuman lazım senin dedi. Ha. O zaman ben bir konservatuarı deneyebilir miyim dedim. Denedim. İlkinde hiçbir şey olmadı. Bir daha önce böyle okulda tiyatro falan öyle şeyler var mı? Lisedeyken yaptık ama öyle yani lise hani tiyatrosu. Şey hiç hani. Onu değerlendirmiyorum. Ay seyircinin karşısına çıktım da çok iyi hissettim. Öyle bir şey bir yoktu şey. Bende hiç. Ondan sonra devlet tiyatrosunda çalışmaya başladım çocuk oyunlarında. Baktık ki sahne, insanlar... Şey ama konservatuvardan önce bu. Önce ha. Amatörken daha. Sonra dedim ki baba ben Hacettepe'yi denemek istiyorum. Orada okumak istiyorum. Almazlar oğlum seni dedi. Deneyelim baba dedim. Baba da çok Allah rahmet size edeyim. Güveniyor. Babam benim ticaret yapmamı çok istedi. Yani sanatla, sepette ve edebiyatla ilgilenmemi hiç istemedi. Niye? Yani çünkü matematikçiydi. Çünkü bir bankacıydı o.
Rakamlarla arası somut çok bir şey olsun, eli tutur bir şey olsun. Yani sen de dedi ticaretle ilgilen dedi. Yok dedim baba ben sanatçı oğlum dedi kimse para kazanamıyor sanattan dedi yani. Belki biz kazanırız dedim yani. O niyetle gittim ben Ankara'da 4 yıl boyunca okudum konservatuvar. Hacettepe Üniversitesi konservatuvar. O zamanlar tabii ki Devlet Tiyatrosu ve Hacettepe kendi içerisinde sanatçı yetiştiren bir yüksek okuldu. Bir konservatuvardı sonradan YÖK'e bağlandı falan filan o konservatuvarların kimyasını bozdular. Neyse oradan mezun olduk. 4 senede bitirdim ben. Liseyi 6 senede bitirdim ama konservatuvarı 4 senede bitirdim. 3 sene, lise 6 sene mi? Evet. Oo iyi, iyi talebe. Evet. Evet. Şahaneymiş. Evet. Bunu ilk defa duyuyorum. Evet. Benim bir sürü arkadaşım var böyle liseyi yani 6 yıl söyleyeyim. Lise 1'i 2 senede bitirdim ki babanın görevi falan vardı. Biz gittik geldik Tokat tayinler mayinler. Lise 3'ten de mezun olamadım ben. 2 tane ders bıraktım. İşte 6 yıl oldu işte. Sonra üstüne 4 sene konservatuvar. Evet. Peki şimdi biraz acayip bir şey. Konservatuvarı bitirir bitirmez Diyarbakır'a gitmişsiniz. Evet. 25 yaşında da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu müdür vekili olmuşsunuz. Kimse olmadığı için ben oldum. Olamıyor. Hepimiz gençtik hayır, orada yani. 6 sene lisesi bu. Sonra mı hızlandı ne oldu? Hoşuma gitti çünkü yani ilgi alanım, sevdiğim bir alan. Yani onda zaruretten girdim, askere gitmeyeyim diye girdim ama sevdim. Aynen. Sonra baktım. Görücü usulü evlilik ama sonunda aşk. Evet o aşkın da fazlasını bilemiyorum şu sıralarda ne hale getirecek beni. Hani şu anda çok güzel bir seviyedeyiz. Kendi içimizde hani değerli bir zamanı yaşıyoruz. Hem tiyatro olarak hem de ben kendi içimde yarattığım oyunculuk kariyerimde güzel bir yer. Ama bundan sonrası ne olacağını niye bilmiyorum. Hani bu görücü usulü dediniz ya. Hani şimdi büyük bir aşk, büyük bir aşktan sonra ne olacak onu da bilemiyorum. Çünkü zor durum. Yani hani hangi yaşından zor? Hayal ettiğinizi realize edebilecek imkanlarınız çok kısıtlı. Tiyatroda mı, sinemada mı? Hem sinemada hem de tiyatroda. Çünkü hayal gücüne uygulanan tuhaf bir sansür var üstü kapalı. Böyle olunca da kendi üstü kapalı mı? Kanala zarar gelmesin diye peki, çok fazla konuşmak istemiyorum o konuda. Böyle olunca da işte daha zorlaşıyor işler. Peki mesela nasıl bir hayal kuruyorsun? Nasıl bir hayaliniz var? Yani ben bunların hepsini yapıyorum ama istiyorum ki ben kendi desteklerimle değil, devlet desteğiyle bunları yapabileyim. Yani devlet o erdemi gösterebilecek güçte olsun, o kudrette görünsün benim gözümde. Tiyatrolara, sanata. Tiyatro, sanat, neyse işte edebiyatıydı, resmiydi, heykeliydi. Bunu öyle göster. Yani sizi rahatsız eden sanata verilen önemin giderek azalması, sanatın gözden düşmesi, sanatın biraz gereksiz bir iş olarak algılanmaya başlamış olmasın. Biraz öyle ve yani sanatçının da kendi içinde değerlendirmesini yapan halka karşı da kötü bir vizyon yaratılması açıkçası yani. Bizim zamanımızdaki bizim hocalarımızı gördüğümüz zaman bizim ellerimiz ayaklarımız titrerdi. Çünkü öyle hissettirilirdi. Sadece onlar için değil. Onlara davranış şekli de öyleydi. Biz o adabı gördük. Onu ama şimdi hala toplumun bir kesimi öyle davranmıyor mu? 50 yaşın üstündekiler evet. 50 yaşın üstündekiler evet. Yok çok iyi bir genç grup da var ya ben görüyorum İstanbul'da falan böyle o tiyatrolara giden özellikle o Kadıköy'deki tiyatroları falan canlandıran bir genç grup var. Şu anda var evet yaklaşık 5 senedir 6 senedir yani pandemi öncesinde çok güzel bir ivmesi vardı, evet, vardı fakat pandemiden sonra bütün her şey alt üst oldu fakat şimdi yavaş yavaş yine o ivme yakalanmaya başladı. Ama ivmeyi yakalıyorsunuz siz bilet fiyatı belirliyorsunuz. Belirlediğiniz bilet fiyatı bir yıl içerisinde 1/3 oranında azalıyor. Enflasyon ötürü. Şimdi nasıl ticaret yapacaksınız? Üstüne bir de korkunç vergiler var evet, sanatın. Yani benim zaten en canımı sıkan vergi sanattan alınan peşin vergi. Aynen. Yani sanattan alınan bu peşin vergi benim çok canımı sıkıyor açıkçası. Bir anlamını da bulamıyorum. Çünkü seyirci endeksisiniz. Yani evet belki o yıl 5000 kişiyi oynamışsınızdır ama belki bir yıl sonra 1000 kişiyi oynayacaksınız. Ama siz 5000 kişinin peşinin vergisini ödüyorsunuz. Buna ben biraz çok kızıyorum. Ben de. Ve böyle olunca da tabii sizin üretmeniz, kendi içerisindeki o yaratıcı kimyanız tuhaf bir sansür haline giriyor. Ben onu hiç yapmak istemiyorum ama yine de böyle ket vuruyor açıkçası. Yani biraz daha özgür olduğumuz zaman bence çok daha iyi olacağını. Ama yine de ben size hayranım. Yani siz derken şahsınızı kastetmiyorum. Siz tiyatroculara gidiyorsunuz dizilerde oynuyorsunuz. Gidiyorsunuz film çeviriyorsunuz.
buralardan para kazanabilirsiniz eğer ki kazanıyorsunuz dizilerde özellikle. Getir bunu tekrar tiyatroya yatırıyorsunuz. Ya bunu yapan pek az meslek grubu var Türkiye'de. Ya ben şöyle düşünüyorum. Sorumluyum gençlerden. Sorumluyum. Çünkü ülkede bizim zamanımızda çok güzel abilerimiz vardı ve bu abiler bize yol gösterirdi. Ama çağ öyle bir çağa geldi ki artık herkesin yolu birbirinden ayrı sapkın bir hale dönüşmeye başladı. Çünkü insanların hepsi kendilerini düşünür oldular. Haklı olarak yani. Böyle bir ortamda da insan kendini düşünebiliyor. Ben de o yüzden hani tiyatronun hala benden sonra da olacak öğrencilerde bir parça benim anımı bırakabilirsem eğer ben ölümsüzlüğü burada buluyorum, evet, açıkçası. Hani o yüzden biraz tiyatro üzerinde ben inat ediyorum. Peki dünyada durum nasıl? Ben siz gelmeden önce arkadaşları arkada kulüste konuşuyorduk. Dünyada da böyle bir garip bir durum var aslına bakarsın. Yani her yerde bu nüfusun artması, eğitim düzeyinin düşmesi, ekonomilerin durumları falan böyle. Dünyada genellikle böyle sanata olan yatırım, ben batıya falan da bakıyorum. Sanata olan yatırımda, sanata olan ilgili bir gerileme ve bir belki kültür olarak bir dekadans olduğu için bir hal var gibi geliyor. Bilmiyorum, yolluyor muyum? Vallahi öyle olduğunu düşünmüyorum. İngiltere'ye gittiğimiz zaman iki ayın sonrasının biletlerini buluyoruz. Evet, Londra öyle. Ki Şabühne ya da Berlin Ensemble'a gittiğiniz zaman da en az bir ay sonranın biletlerini buluyorsunuz. Orada yer bulmanız çok zor. Üstelik yani bu ve benzeri tiyatrolara kendi içerisinde devletin çok ciddi desteği var. Kaldı ki belediyenin de çok ciddi desteği var. Özel sektör çok ciddi desteği. Evet. Yani bizde mesela özel sektörde biz bir sponsor bulamıyoruz. Çünkü söylediğimiz sözün karşılığında... Başlara gelecekten korkuyorlar. Evet, evet. Yani o yüzden sanatı desteklemek biraz bu ülkede zor açıkçası. Kültür Bakanlığı yapmıyor mu? Evet yapıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor ama bize verdikleri destekle bir keresinde bir destek aldık. Bizden istedikleri nasıl diyeyim... Oyununuzun videosunu gönderin, işte CD'sini gönderin, afişlerini gönderin, resimleri gönderin dedikleri zaman bize verdikleri bütçe bitiyor zaten. Yani herkesi sevindirmek istiyorlar ama kendi içerisindeki bu yapıyı nasıl düzenliyorlar orasını bilmiyorum ama hiçbir tiyatroya da yettiğini düşünmüyorum açıkçası. Geçen hafta bunu konuştuk. Bazılarına hiç zaten destek de vermiyorlar. Verilen destekler hakikaten yetersiz. Nasıl, neye dayanak seçtikleri çok belirsiz. Bu ciddi bir sorun. Tekrar dönelim biz normal Erdal Beşikçioğlu'na. Diyarbakır. Evet. Nasıl geçti Diyarbakır? Şahane. Yani ben çok korkarak gitmiştim. 95-96. 89 girdik. Tabii 95-96. 2000'de askere gittim ben. 95-96 Diyarbakır. Çok korktuk tabii. O zaman Diyarbakır'ın tam terörün en tepede olduğu zaman. Evet. Hayri Kozakçıoğlu'nun olduğu bari dönemler o zaman. Çok da sinsi bir dönemdi. Ama biz okuldaki bütün arkadaşlarla beraber şahane bir ekip vardı orada. Yetkin Dikincilerden tutun da Erkan Petekkaya, Tülay Günal'a bir dolu insan vardı. Herkes oradaydı. Herkes oradaydı. Ve biz çok güzel oyunlar oynadık orada. Yani İngilizce olarak yazıldığı zaman Diyarbakır'daki özgeçmişim Ankara'daki özgeçmişimden daha kuvvetli daha açıkçası yani. zaten herhalde Işıl Kasaboğlu da gelmişti o dönem. 3 tane oyun yaptık. Orası okuldan sonra çok büyük bir hani uygulama okulu gibiydi. Diyarbakır'daki arkadaşlarla yani hiçbir sorun yaşamadık açıkçası. Bizim o dönem en büyük sorunumuz Hizbullah'tı açıkçası, evet. Yani. Bunu da anlatmayayım isterseniz. Yani Hizbullah gerçi Diyarbakır'dan daha çok Batman olarak. Yok o dönem ama... ilk oluşturulduğu dönemden bahsediyorum. Hizbullah'ı Hizbullah olarak duyduğumuz dönemden bahsediyorum. Bizim tek derdimiz oydu. Çok güzel zaman geçirdik. Yani evet terör... Diyarbakır'ın ilgisi nasıl? Diyarbakır halkı nasıl? Ben kapalı gişe oynadım. Yani Kısasa Kısas diye bir oyun oynadık. William Shakespeare. 3 sezon kapalı gişe oynadık. Yani Kısasa Kısas'tan sonra ondan önce 12. gece oynadık. Macbeth oynadık. 2,5 sene bir bölge tiyatrosunda kapalı gişe oynadık. Bu mümkün değil. Yani çok çabuk tüketirler bölgelerde, evet, küçük şehir olduğu için. Ama 2,5-3 sezon oynadık Diyarbakır'da. Shakespeare oynadık. Adamın birine söylesen güler. İnanmaz. Evet. Ama bizim dönemimizde bizi çok besleyen bir seyircimiz vardı yani. Sizin hayat hikayenize benim bana ilginç gençlerden bir tanesi oldu. Siz Ankaralısınız. Evet. Ama İzmirlisiniz. Evet. Çok acayip değil mi? Yani herkes Ankara'da biliyor. Evet.
Ama İzmir'de büyümüşsünüz. Evet. Okulu İzmir'de okumuşsunuz. Ankara'da da okudum. Ankara'da. Hangisini kendinize yakın görüyorsunuz? Ankara'yı tabii. Üniversiteyi orada okuduğum için o benim daha kişiliğimi oturtmakta şehrin yapısı çok etkili oldu. İzmir'de şahane lise ve ortaokul dönemi ve ilkokulun ilk dönemini geçirdim ki Ankara'da birinci sınıfı okudum. İkinci ve üçüncü sınıfı Kayseri'de gittim okudum. Yani tam baba, memur çocuğu gibisi. Baba da çok efendi ve uslu birisi değildi tabii ki. Memurdu ama yine de dediğim dedik bir adamdı. O yüzden biz oradan oraya gezdik. Ya yani süre süre gezdik. Gezdik biz yani. Türkiye'yi orada tanımaya başladık. Armut dibine düştü aslında. Bilmiyorum genler işte. Gen. İşte baba Lazık, anne de Arnavut olunca karışıma biraz tuhaf bir kimya. Tuhaf oluyor. Gerçekten tuhaf oluyor. Ama sizde galiba Arnavutluk biraz daha ağır basıyor. Biraz var evet. Ya o hem hal ve tavırdan belli hem görüntüden belli. Yok o buzdağının görünen kısmı. Öyle alt mi? Tarafta fena bir Karadeniz var. Var mı? Yani var. Nerede? Hangisi tutsak tehlikeli. İkisi de çok normal değil. Peki kaç oyun oldu? Kaç film oldu? Hiç saymadım. Ama yani yılda en azından 2-3 tane oyun oynamışımdır ben ya da koymuşumdur. Ama sayısını hiç bilmiyorum. Peki şunu merak ederim ben tiyatrocularda. Bir sürü oyun oynuyorsunuz meslek gereği. Bunların bazılarını daha çok severek mi? Daha severek. Yani hepsine aynı bakar mı insan? Ya şu oyuna bayıldım. Ya bu oyunu hayat boyu oynamak isterdim. Veyahut da şu yazarın oyunları çok benim ruhuma... Var mıdır böyle bir şeyiniz? Ben Rus edebiyatını biraz seviyorum. Gogol çok seviyorum. O bir denli hatıra defteri de zaten... Eğer tutmamış olsaydı Gogol'un paltosu ve burnu da peşin gelebilirdi. Ama onu da umarım çalıştıracak genç arkadaşlar buluruz. Bir denli hatıra defteri benim hayatımda oynarken şanslı hissettiğim oyunlardan bir tanesi. Çok seviyorum metnini. Keza şimdi sahnelediğimiz Fahrenheit 451'in distopiko edebiyattan da çok hoşlanıyorum. Sevdiğim oyunlar var ama tabii ki bir denli hatıra defterinin yeri bambaşkadır. Yani. Mesela bana sorsalar sizi herkes Behzat Ç ile özdeşleştiriyor çoğunluk. Bana sorsalar ben sizi bir denli hatıra defterini özdeşleştiriyorum. Benim için siz osunuz. Behzat Ç değilsiniz. Kötü bir şey mi acaba? Yok, kültürel ama. Farklılıkla ilgili bir durum yani. Tiyatroya giden insan, tiyatroya gitmeyen insan arasındaki fark gibi. Çünkü o bana görüyorsun. Peki Behzat Ç. Behzat Ç ilk 2010'da başladı benim hatırladığım kadarıyla. Star TV miydi? Star TV. Star'da başladı. Orada kıyametler çok kopmadı aslında değil mi? Yok, koptu. Koptu kopmaz mı? Yani ilk başladığı zaman yine koptu ama o dönemin idarecileri bu konuda biraz dirayetli davrandılar. Ve 5. bölümden sonra halkla arasında inanılmaz bir bağ oluştu Behzat Ç'nin. Kopmaz mı? Koptu tabii. Sonra giderek bir toplumsal mesele haline geldi Behzat Ç. Evet çünkü o dönemler insanların gördüklerini dile dökemediklerini tuhaf bir kekemeliğin olduğu bir dönemdi. Yani çünkü insanlar kimle ortaklık edeceğine daha tam karar verememiş ve bir goygoyun içindeydi durum. O durumda söylenmesi gerekenleri net bir şekilde söylediği için sanırım Behzat Ç bireylerle, seyirciyle, toplumla buluştu açıkçası. Şimdi garip bir cesareti vardı Behzat Ç'nin. O zaman Türkiye'de mevcut iktidar ve herkes, toplumun geniş kesimleri sonradan bir terör örgütü olarak ilan edilen grupla el ele kol kola kimileri kimin cebinde bir durumdayken Behzat Ç bunlara karşı bir söylem geliştirmişti. Evet. Başınıza bir iş gelmedi mi? Gelebilirdi ama yani tuhaf işte yani. Bize bunu öğrettiler açıkçası. Yani bize dediler ki sizin sahne aldığınız alan düşüncelerin bildiğince özgür sunulduğu bir alandır. Devlette olmamıza rağmen devletin kendi içerisinde bizim bir özerk yapımız vardır ve istediğimiz şekilde istediğimiz repertuarda oyunu oynayabiliriz. Özgür bir alandı Behzat Ç. Ve bu özgür alanda da sanatçı kendi üstüne düşen görevi, gördüğünü ya da başına geleceği bu komple teorisini bir şekilde anlatmakla yükümlüdür. Tıpkı sizler gibi açıkçası. Yani sosyolojiyi tahlil eder, başına gelecekleri bir an önceden bir klik şeklinde seyirciye gösterir. Yani benim için tiyatro budur. Herkesin yani. Tutuklandığı, içeri atıldığı, işte en azından itibar suikastı uğradığı bir dönemdi çünkü. Biz de uğradık. Ve konuşmak zordu. Evet biz de uğradık ama... Yani, sen ne yaptılar? Uyuşturucu. Ha doğru uyuşturucu için. Doğru. Gözaltına aldınız. Evet. Yani ne yaptınız? Bir, bir dolu arkadaş. O eylemlere evet. Katılan bir dolu arkadaş. Bu şekilde oldu. Tabii annem çok üzüldü de yapacak bir annem şey yok. Annem üzülüyor ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hayatın bir gerçeği, hayatın bir parçası. Sonra Behzat Ç küt diye bitti.
3 sezon. İki tamam film. Da ama çok başarılıyken bitti. E bitti, konjonktür de değişti. Bizim anlattığımız o yapı şimdi terör olarak, terörist evet. olarak ilan edildi. Behzat'ın da yapabileceği bir şey kalmadı. Kalmamış. Herkes işe uyandı zaten. Ancak yeni bir tane hani cemaat gelecek de yine yeni yapılanacak ve yine Behzat diye çıkacak karşılarına. Yine bunu anlatacak, deşifre edecek. Ama sonra döndünüz şeyde yaptınız. Dijitalde yaptınız Behzat Ç'yi. Evet, o ilk Behzat Ç'ydi. Ben çok yapmak istemiyordum açıkçası. Niye? Ama biz bir taraftan da seyircinin bu kadar ilgisine karşı bu kadar sorumsuz davranmamalıyım diye düşündüm. Bir oyuncu, bir sanatçı olarak. Kabul ettim ama 4 bölümü okuyarak kabul etmiştim işi. Behzat Ç çok hassas bir metin. Yani o hassas metni iyi değerlendirmek gerekiyor. Kendimce doğru olduğuna inanmadığım bir şey söylemek hiç istemiyorum. Ekranlardan ve sahneden ya da televizyondan, gazetelerden neyse. Behzat Ç'de öyle çok beni doyuran bir senaryosu yoktu ama sorumluluk gereği yapmak zorundaydım o işi. O şekilde oldu. Ama o ilk yaptığımız Behzat bir Ankara polisiyesinin devamıydı. Öyle olunca da daha önceden gelen bütün kliklerin hepsini üzerinizde taşıyıp yeni bir şey yaratmanız çok zor oluyor. Ama bu yeni Behzat'ta buradan kurtulup geçmişin yine sırtına yüklenmiş bir Behzat olmasına rağmen başka dinamikleri olan bir hikayeye dönüştü. Bu hikayeyi çok daha beğendim açıkçası. Ben Behzat Ç'de hep şeyi düşünüyorum, yani sizi de biraz böyle yakından uzaktan tanıdığım için ama tarzınızı, meselelere karşı tavrınızı anlamaya gayret ettiğim için, belki bir nebze de anlayabildiğim için belki, hep şeyi düşünüyorum. Behzat Ç sizin her tarafına dokunduğunuz bir iş gibi görünüyor bana. Öyle mi hakikaten, yani senaryosu, yönetimi, şu her şeyinde sanki böyle sizin kimliğinizi koyduğunuz bir iş haline gelsin istiyorsunuz gibi duruyor. Bir kişinin işi değil. Biri yazıyor, biri çekiyor, biri oynuyor, biri uyarlıyor, biri senaryo haline getiriyor. Bunların hepsinde herkes üstüne bir şey koyarak devam ediyor. En son tahlilde senaryo bizim elimize geldiği zaman da bizim içimizde nasıl yaşıyorsa eğer, gerekli eklemeleri ve improvizeleri yaparak onu yaşayan bir insan haline dönüştürüyor. Yani şu önemli mesela bazı rol vardır ki onu başkası oynasa bambaşka bir şey olur. Siz burada böyle bir çok Erdal Beşikçioğlu kardeşim bu. Yani bu adamın karakteri biraz bu gibi hissediyorum. Belki de yanlış hissediyorum. Var tabii ucundan, yoksa yani niye kabul edesiniz ki kendinizde olmayan bir şeyi? Behzat Ç'de de kendimden çok bulduğum tarafları vardı. Ve bunları biraz parlatmak gerekiyordu. Çocuklarla beraber improvizeye de çok meraklı olduğumuz için zaman zaman metnin üzerine metinler koyarak Behzat Ç bu hale geldi. Peki burada tiyatroya vakit bulabiliyor musunuz? Evet, her zaman. Her zaman? Her zaman. Yani benim için televizyon, tiyatro televizyondan biraz vakit çalabilir yani. Tiyatronun arasında televizyon olmalıdır. Televizyon yani arasında. Tercih edecek olsa evet, tabii ki evet, tiyatro. Evet. Ya öyle bir heyecanın nasıl duyumsayabilirsiniz? Ne farkı var? Ne heyecan farkı var? Farkı var tabii yani. Eskiden negatifler vardı. Biraz daha heyecanlıydı iş. Yani biraz daha konservatifti. Çünkü negatif bitiyor. Şimdi dijital var. Olmadığı zaman bir daha çekebilecek. Hani rahatlığa sahipsiniz. Oysa ki tiyatroda seyircinin soluğunu hissettiğiniz zaman sizin dimağınız duruyor yani. Sonundaki alkışta da dünyanın en büyük adrenalini pompalıyorsunuz. Bu nasıl vazgeçilebilir ki açıkçası? Hakikaten gerçekten bambaşka bir şey. Eşiniz de tiyatrocu. Evet. Zor olmuyor mu böyle aynı işi yapan karı kocalar? İyi ki tiyatrocu. Ha. Evet, evet. Yani çünkü bir oyuncunun kendi içerisinde girdiği bütün bunalımların farkında ve bunların çıkış yollarını seninle tartışabilecek altyapıya sahip bir insan yani. İnsanın arayıp da bulamadığı bir hayat arkadaşı açıkçası. Zaten belli arayıp olmadı çünkü yıllardır da son derece... Biraz öyle. Maşallah diyelim. Evet, biraz öyle hakikaten. Yani iyi evliliğe rastlamak zor. Siz de ben de bu açıdan herhalde şanslıyız. Benim sınıf arkadaşım olmuş, dava arkadaşım olmuş, hayat arkadaşım olmuş, çocuklarımızın annesi olmuş. Yani daha ne olsun ki yani. Hani ben hani... Başka bir tit bulamıyorum artık yani. Hepsini olmuş yani. Özlüyor en musunuz büyük... görmediğiniz zaman? Eksikliğini hissediyorum. Benim de karım mesela bir haftalık tatile gitmişti bir arkadaşlarla beraber. Çok özledim.
Ben özlüyorum demek bana çok romantik geliyor ya. Ama gerçekten... Ama insan göresi geliyor ya. Eksikliğini hissediyorsun. Çok hissediyor. Yani. Aynen öyle. Çok hissediyor insan. Ne güzel ama bunları söylemek. Eyvallah. Peki şöhretsiz bozdu mu hiç? Bilmiyorum, bozmuştur. Bence bozmadı. Yok, bozmuştur. Bozmuştur. Nasıl bozar mesela şöhret? Bilmiyorum ki yani. Hani ben kendimce bozulduğumu düşünmüyorum ama çevremce bozulduğunu düşünüyor olabilirler yani. Hani çünkü yani ilk başta tanıştığımız, bu yolda beraber devam ettiğimiz arkadaşlarımın çoğunu yanımda göremiyorum mesela yani. Bazen onlar bozuluyor. Bilemiyorum ki. Yani o yüzden de hani... Bir şey demek zor. Bu soruda bir şey demek gerçekten, evet, çok zor. Yani. Ama mesela uzaktan baktığımız zaman pek bozulmuşa benzemiyorsun. Yani her zaman aynı sükunetle devam ediyorsun hayatınıza. Sükunet mi bilmiyorum. Bazen evet, bazen de değil sanki. Ya dışarıdan bakınca böyle sakin, oturmuş bir kişilik izlenim veriyor çünkü. Pandemiden sonra biraz öyle oldu. Oldu. Pandeminin etkisi. Evet, pandeminin etkisi biraz oldu açıkçası. Ben eskiden de yani o Besatçı'nın böyle hani... Şöhretin doruğu mu denebilir? O böyle parladığı zamanlarda bile size böyle bir... Hani o şöhreti böyle yani bir şey yaptığımız çok da önemli bir şey değilmiş gibi kabullenme var. Çok fazla ortalıkta görünmekten hoşlanmıyorum. Aynen işte, tam o. Yani biraz öyle bir durum var ama yaramazlıklarım vardı canım yine. Yine bir... Şöhret çok zor bir iş. Hani zor bir iş. Benim yaşadığım bir şöhret falan değil. Yani çok daha büyük bir şöhretten bahsediyorum. Yani geçmişteki Yeşilçam şöhretinden bahsediyorum. Şimdi öyle bir şey yok. Çünkü o dönemler oyuncu odaklı bir... ticaret şekli vardı, evet, sinemada. Şimdi öyle bir şey yok tabii ki. Ama zor kaldırması genç bir insan için açıkçası. Şey merak ediyorum. Şimdi tiyatroda hem yönetmenlik yapıyorsunuz hem oyunculuk yapıyorsunuz. Hangisini daha çok sevdiğinizi sormayacağım. Çünkü ikisinin bambaşka değil ama mesela. Bir oyunu seçerken, hı-hı, yönetmen olarak veya oyuncu olarak neye bakar bir tiyatrocu? Siz neye bakıyorsunuz? Nedir orada sizin kriterleriniz? Çağın derdine bakıyorum. Nedir, ne değildir diye. Hı-hı. Bizim derdimize bakıyorum, nedir ne değildir diye. Bunların içerisinde 3-5 kişi arkadaş, repertuar kurulu gibi davranıyoruz biz. Elimize geçen oyunları okuyoruz, o oyunlardan seçiyoruz. Mesela en son Cehennem'i yaptık. Bu sansür yasası ve Metaverse dünyası ile ilgili bir şeydi. Biz provalara başladığımız zaman sansür yasası çıktı. Yani şimdi bu tür şeyler Fahrenheit 451'de distopik bir dünya anlatıyorduk. Pandemi çıktı. Bir baktım ki bütün seyircilerin hepsi ağızları, yüzleri maskeyle oturuyorlar. Ya şimdi distopik olarak biz mi acaba bir şey yaşıyoruz, yoksa gerçekten mi biz onlara bir şey yaşıyoruz? Şu anda onlar daha distopik bir şey yaşıyorlar yani, seyirciler. Ya, bu tür şeylerde biraz şansımız da yaver gidiyor diyelim. Yaver gitmiyor, belki de bir öngörü. Onun ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Çocuklarınız var. Evet. Onlar ne yapıyor? Derin Fransa'da... Ne okuyor? Tiyatro tabii ki. Çünkü o bizim çok genç dönemimizde tiyatroya karşı asker olduğumuz bir döneme doğdu. Onu biz hep sırtımızda, tiyatrolarda, kulislerde büyüttük. Sonra büyüdü, okuldan mezun oldu. Ben konservatuvar okumak istiyorum baba dedi. Tamam o zaman dedim, kızım yaz işte harçlarını maçlarını yatır da nereye gideceksen bileyim de. Yok dedi, ben dedi Türkiye'de okumak istemiyorum dedi. Çünkü dedi ben Türkiye'de okuduğum zaman sen ne kadar işin içindesin, ben bunun bilemem, hesabını yapamam dedi. Sen söylüyorsun dedi yani. Eğer yeteneğin yoksa dedi bu işi yapmayacaksın. Ben o zaman bilemem ki dedi yani. Vallahi kendi başına Strasbourg'da gitti, okudu. Önce bir kuram okudu 2 sene. 2 seneden sonra konservatuvar sınavlarına girdi ve 3. sınıftan aldılar. Orada şöyle bir sistem var. 3 yıl amatör okuyorsunuz, 2 yılda profesyonel okuyorsunuz. Ondan sonra da TNS denilen ekol bir tiyatro var. O ekol tiyatro da sizi bünyesine alıyor. Bir tane Türk var. Şimdi inşallah bir tane daha derin olacak inşallah. Çalışıyor yani kız. Diğeri ona zaten değil mi? Diğeri Hayta tabii canım. Erkek olduğu için o da benim gibi. O şu anda... O da Hacettepe'ye girer büyük ihtimalle. Yok, o oyunculukla falan hiç yok, alakası yok mu? Hiç. O hacker olmak istiyor yani. Süper. Yani. Hani geleceğin nerede olduğunu... 9 yaşında. O maşallah. İşte o ona girecek. Yani o da bir hacker olma derdinde yani. Benim anladığım bir şey değil ama... Bedalı bir şey değil. Ya gerçekten odası uzay üssü gibi. Yani... Bir takım şeyler alıyor falan. Baba diyor bu çok değerli diyor. Nasıl değerli oğlum diyorum. Bundan artık yok, çıkartmıyorlar. Ben bunu eğer dijital ortamda satarsam çok para bu diyor yani. 9 yaşında. Evet, tuhaf da bir ticaretin içerisine girmiş durumdalar. Yani dedesine uygun doğru.
Büyük bir ihtimalle. dede görseydi evet, çok severdi onu. Dede bayılıyordu zaten, Allah rahmet eylesin. Çok seviyordu. Nur işin arasında. O da dedesini çok seviyordu ama biraz o kafadan geldi. Evet, o kafa orada. Evet. Kız size oğlan dedeye benzemiş olacak. Evet. Yani... Peki mesela kızınızın bitirip Türkiye'ye gelmeye yetiyor mu? Yoksa bundan sonra sanat hayatını, tiyatroculuğu yurt dışına mı götürmek istiyor? Ben bu konuda hiç konuşmak istemiyorum onunla. Aslında çocuklar adına konuşmak pek de doğru bir şey değil ama ben... Yani sorduğunuz zaman herhangi bir cevap da vermek istemiyorum. Verseniz de kızarlar dedi büyük ihtimalle. Evet. Çünkü o ister istemez altında babam bunu istiyor cümlesi duygusu olacak. Evet. O yüzden de hiç onu o sorumluluğu yüklemek ama istiyor. Herhalde zaten sizin onu yanınızda isteyeceğinizi tahmin ediyordur yani. Bir tane tiyatrosu var yani, herhalde büyüdüğü zaman başına geçecek bir sorumluluğu olur değil mi yani? Burada yani. Olacak yani herhalde. Evet. O kadar da değil yani. Peki mesela tiyatrocu olması sizi ayrıca böyle bir ekstradan gururlandırıyor mu kızın? Yani işte ben kızımın gazeteci olması istemem mesela. Ama tabii tiyatro başka bir aşk yani. Baktığınız zaman yani ne güzel kızım da artık bizden biri hissi oluşuyor mu? O daha anaokulundayken sahneye çıktığında tuhaf bir kimyası vardı yani. O enerji dediğimiz, aura dediğimiz, o ışık dediğimiz şey onda hare şeklinde duruyordu yani. Bazen o olur. Yani sahne üzerinde bazı insanların tanrısal avantajları olur. O da onlardan bir tanesine sahip. Yani Elvin'le ilk gördüğümüz zaman sahnede o aroyu ikimiz de aynı anda hissettiğimizde ya bizim çocuğumuz olduğu için mi biz böyle hissediyoruz diye kendimize sorduğumuz andı yani o. Ama ben Derin ne zaman sahneye çıksa hep seyretmekten büyük keyif ve ya tuhaf bir nasıl diyeyim gurur duydum açıkçası. Tabii yani şu anda tabii Fransa'da olmasından, Fransa'da hocalarıyla ilişkilerinden, yani Fransa'nın çok önemli bir yazarı gelip onunla beraber oturup Fransızcasını dinlemekten. Çünkü bana öyle bir şey söyledi ki, baba dedi sen dedi boşuna para vermişsin dedi, Türkiye'de bana Fransızca okutacaksın diye dedi. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum dedi yani. Bunalıma girdi, ben de Ferhan abinin bir dönem Fransa'da okuduğu zaman videosunu gönderdim Derin'e. Galatasaray mezunu, aynı şeyi anlatıyor. Ferhan Galatasaray mezunu değildi rahmetli. Galatasaray diye biliyorum ben. Bitiremedi. Son sınıftan ayrıldı. Çarşamba dizisini bitirdi. Tamam olsun. Yine de Galatasaray. Tabii Galatasaray. Büyük Galatasaraylı. Yine Galatasaraylı. Işıl Kasabalı Galatasaraylı. Evet. Bak dedim sadece senin derdin değil yavrum dedim. Ferhan abi de böyleymiş dedim. Aynen. Yani. Gideceksin orada bir hoca bulacağız. Sen de Fransızca öğreneceksin eğer kafana taktıysan diye. İkisine de dışarıdan Fransızca okudu. Şimdi bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ben milyonlarca para vererek bir okulda Fransızca eğitimi alması için didiniyorum gece gündüz. Ama gittiğimiz zaman öğrencinin orada Fransızca yeterli olmadığını aynen. öğreniyorsun. Galatasaray dahil. Aynen. Galatasaray'da bir Fransızca öğrenilmez ki zaten. Galatasaray'da Fransızca unutulur. İstanbul Tiyatro Festivali. Başında Işıl Kasabalı vardı biliyorsun. İzleyebildin mi? Hayır. Yani çünkü o sırada benim... Çünkü çok değişik bir şey oldu bu sefer. Yani şöyle söyleyeyim, 3 tane oyunumun premierini, sezonu hazırlandığımız için bize çok tuhaf bir zamana denk geldi. Bir de ben tabii çoğunu bildiğim ve oyunları bildiğim için kendi içerisinde aşağı yukarı yani Işıl abinin kreatörlüğünü tahmin edebildim ben yani. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Çok yani ben de çok fazla izlemedim açıkçası ama anlatılanlardan çok iyi olduğunu ve ilk düşünce orada ilginçti. Yani ben hiç daha önce tiyatro festivali küratörü diye bir şey duymamıştım. İlk defa Işıl abiyle oldu ve ilginç bir şey çıktı ortaya. Bu başlangıç bence. Bu evet. Çok daha geliştirilip ana bir fikir de çıkacaktır festivalde. Yani seçilen oyunların konusu da belki ortak bir konu haline dönüşecektir belki. Biraz dağınıktı bu sezonunki ama yine seçilen oyunlar bakımından ben doyurucu buldum. Evet doyurucuydu, ilginçti. Yani iyi bir yelpazeydi, evet, iyi bir kürasyondu demek belki mümkün. Peki şeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin gidişatı ile ilgili. Sadece sanat alanında değil, çeşitli meselelere baktığımız zaman. Umutlu musunuz, umutsuz musunuz? Mesela ben hep umutlu olmaktan yanayım bir yani. Ya bir şey olur düzelir, bu da geçer yahu falan derim. Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'yi? Vallahi yurt dışına... Şimdi neden sordum? Özür dilerim. Bunu belki sormak doğru değil ama şu açıdan sorayım. Siz Türkiye'ye dertlenen bir insan bakışı var sizde. Ya benim derdim sisteme tabii ki yani. Yani bu sistemle her zaman sanatçının ve gazetecinin derdi hep olmuştur yani.
Zaten sanat da edebiyat da bu çatışmadan çıkar bir şekilde. Umutluyum ben tabii ki. Yani artık umutluyum demek bir slogan haline dönüştüğü için umutluyum demek de lüks mü oldu artık onu da bilemiyorum ki. Yani umutlu musunuz diye sormak bile hani ne kadar doğru onu bile bilemiyorum. Tabii umutlu nasıl görüyorsunuz diye sordum. Hmm. Yani ben baktığım zaman pozitif düşünmeye çalışıyorum. Pozitif düşünmek mümkün mü? Sanatçı açısından bakınıyor. Çünkü siz daha duyarlı insansınız bize göre. Ben biraz özümüzü kaybettiğimize inanıyorum. Yani o Türk misafirperverliğinden yavaş yavaş uzaklaştığımıza inanıyorum. Anadolu ferasetinden. Evet, evet. Oradan uzaklaştığımıza inanıyorum ki bu bizim karakterimizi büyük ölçüde etkileyecek. Bizim için değil yani. Dünya üzerindeki görüş olarak diğer ülkelerin bizim ülkemize bakma biçimi bakımından. Göçmenler tabii ki büyük sorun. Kendi içerisinde hani kültürümüzü yok edebilecek ve alternatif kültürler getirebilecek bir yapı ama çok dağınık. Yani endişeliyim açıkçası evet. Ama umut her daim olacaktır. Evet, ben de göçmenler konusunda endişeliyim. Besaççı'da de bu ülkenin genel gidişatı ile ilgili endişelerimizin kliklerini orada verdik. Şimdi tekrar başlıyor Besaççı değil mi şimdi? Evet. Blue TV'de mi başlıyor? Evet. Bu sefer ne anlatacaksınız? Bu sefer biraz... Bir de fragmanı var elimizde isterseniz bakalım ona bir. Olur. Bir bakalım arkadaşlar. Var mı hazırda? Ya da adalet diye bir şey yok. Çekiç bir gülme. Sanki kıyamet çoktan kopmuş da. Biz kalmışız gibi her şey. Hani reçel kavanozunu açmaya kalkarsın da elin yapış yapış olur ya. Aynen öyle bir şey ya. Ben bir... Tamam mı? Oldum oğlum aşık oldum ha. Senin sevdiklerin hep böyle erken mi ölür? He. Yeni acılara hazırlıklı ol Behzat. Kaybedecek neyin kaldıysa tabii. Cinayete hoş geldin. İnsan çok fazla kötülük görünce öyle oluyor işte. Bu şehri öldürürsen karşında beni bulursun. Anladın mı? Ben sadece bekliyorum. Neyi? Belamı. Ne zaman başlıyor? 6'sı. Az kaldı. Evet çok az kaldı. Biz ne zaman çektik? Temmuz'da çektik. 8 bölüm çektik. Bu sezon 8 bölüm mü olacak sadece? Bu sezonunki 8. Belki bir tane daha bir 8 çekeceğiz. Biraz böyle yeni Ankara eski Ankara hikayesini. Yine Ankara'da her şey. Yine Ankara'da ama tabii Ankara aslında ülke tabii ki yani. Bir komple teorisi üzerinden gideceğiz. Bu göçmenlerin örgütlenmesi üzerinden. Bir komple teorisi seyredeceğiz hep beraber. Heyecanla bekliyoruz. Bekliyoruz işte. Belamı mı artık neyi bekliyoruz onu bilmiyorum ama. Şimdi kötü tarafı şimdi 8 tane. Şimdi oturum insan dijitalde bir gecede hepsini seyrediyor zaten. Evet öyle olabiliyor. Yani ben seyrettim açıkçası. Bir 4 bölüm seyrettim. Eski bir dosta kavuşmuş gibi hissettim ben yani. İşte ama kısa bir kavuşma, 8 bölüm sonra... Bir 8 daha yaparız. Ya bu işler gerçekten çok zor oluyor. Ben televizyonda başladığım zaman 80 sayfa, 90 sayfa işler geliyor. Şimdi 150 sayfa. Şimdi 150 sayfa geliyor. Şimdi 3 saat, 4 saat. Ama Allah'tan mesajı öyle değil. Değil, değil. Ama o zaman da işte siz hem karakterin içinde olabiliyorsunuz, o dünyayı yaşayacak zamanınız oluyor. O dünya değerlendirecek zamanınız oluyor. İki kadehle bir sohbet edebilecek vaktiniz oluyor öteki türlü. Hiç devamlı bir koşturmaca. Oyuncu dediğiniz setten çıktıktan sonra ertesi gün ezberine oturuyor yani. 12 saat, 18 saat çalışıyor. Bazıları sette yazılıyor senaryoların yani. Eskiden öyleydi, şimdi ne oluyor onu bilmiyorum ama. Hala bazıları öyle. Hiç o toplara girmek... Bence de girmek lazım. Bu yaşta uygun değil diye düşünüyorum ben. Daha çok gençsin yapma. Daha çok gençsin. Herzacığım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Seni tanımak hakikaten muazzam keyifli benim için. Bugüne de tanımamış olmak da benim... ne diyeyim, tanışmamış olmak da benim eşekliğim olsa gerek. Yani canlı yayın olduğu için biraz daha usluyum ben de aslında. Çok hiç uslu olmana gerek yok yani. Ama canlı yayın şimdi bilemiyoruz. Ben her şeyi yapıyorum boşver de neler söylüyorum. Bazen Lütük'ten falan haşıp diye geçiriyorlar. Bizim de derdimiz çoktu. Çoktu olmaz mı bilmez miyim yani. Bu zavallı kanalları da beni yani. Habertürk'e de buraya da benim üzerimden bir araba ceza veriyorlar. Yapacak bir şey yok.
Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Eyvallah. Tabii bu 8 bölüm yetmez. Sonra bir 8 bölüm, sonra bir 8 bölüm. Hayat boyu çekeceksin bize. Bir Dilin Hatıra Defteri muazzam iş. Bence senin bize bıraktığın, bize gösterdiğin en önemli yüzün orası. Bu yeni oyunlar da fena değil. Acting diye bir oyun var. Yani yazarı Fransa'dan ne yapıyorlar diye kalkıp geldi, seyretti oyunu. Seve gelirim. Yani dört gözle bekleriz. Popüler kültürü anlatıyoruz sanat karşısındaki. Geleyim bakayım. Geleyim bir öğreneyim bakayım. Bir anlatalım size. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye için yaptığın için teşekkür ediyorum. Sanat için yaptığın için teşekkür ediyorum. Kızını da oyuncu olarak merakla bekliyorum. İnşallah altında bir gün bir tiyatro sahnesinde izleme fırsatımız olur. İnşallah. Sağ ol geldiğin için. Teşekkür ederim. Evdekilere çok sevgiler, saygılar. Nezcel birkaç dakika sonra burada kimler olacak? Elif Kaya olacak. Muazzam bir ses. Büyük ihtimalle tanıyorsunuz. Büşra olacak. Benim bale olan aşkım biliniyor. Yine bir balerimiz bize verilecek. Ve Aylin Yazıcıoğlu. Çok önemli bir şef. Benim çok uzun zamandır takip ettiğim, çok sevdiğim, aynı zamanda ben de aynı mektepten olan Aylin Yazıcıoğlu burada olacak. Birkaç dakika sonra karşınızdayız tekrar. Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen, bir gelebilsen. Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk. Bir bilebilsen, bir bilebilsen. Hasretin kaybetmenin korkularını bir yenebilsem mi, bir yenebilsem.
Teşekkür ederiz. Selim Çaldıran. Ben de hep beraber görüyorum ikinizi. Ne zaman sizi dinlesem yanınızda beyefendi oluyor. Çok yakışan bir ikilisiniz. Teşekkür ederiz. Bu bir Müslüm Gürses şarkısı değil mi? Müslüm Gürses şarkısı. Bu ne cüret? Müslüm Gürses'in şarkısını söylemek. Bravo. Valla ben de bilmiyorum, çok etkilendim. Ahmet Selçuk İlkan'ın Tribüt albümü vardı. Yani bu şarkının söz yazarının. Burhan Bayar bestesi de. O albümde bir şarkı seçmemi istedi Ahmet abi benden. Ve herkes şarkısını seçmişti. Ben seçememiştim. Ondan sonra böyle dedim, Ahmet abi özellikle Müslüm Gürses'ten bir şey çok istiyorum dedim. Oturduk birlikte dinlerken şarkının introsu bir başladı. Dedim ki tamam, ben bu şarkıyı alıp eve kapanacağım. Emin misin kızım, okuyabilir misin bu şarkıyı dedi. Bilmiyorum ama duygusu bana inanılmaz geçti. Ve Selim Çaldıran şahane bir düzenleme yaptı. Kendisi hem prodüktörüm hem de aslında bayağı şey, ilk beni keşfeden kişi diyebilirim. Nasıl keşfettiniz? Ben sizi bir yarışmayla çıktınız diye biliyorum hep çünkü. Evet. Siz aslında bir süpermarkette kasiyerken bir yarışmaya evet. katıldınız. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru doğru. Doğru evet. değil mi? Öyle. Melekler diye bir grup, tek başıma bir yarışmaya katıldım. Sonra melek... Anneden babadan habersiz. Onlar sizi markette kasiyer zannederken siz bir vakta ki televizyonda yarışmadasınız. Biraz öyle oldu. Sonra Seyfi Dursunoğlu. İbrahim Tatlıses. Anıyorum. İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Garo Mafyan. Hatta Seyfi abi babamı aramıştı ilk. O haber verdi. Sonrasında... Seyfi abi dediğin huysuz virşin. Huysuz virşin Seyfi Dursunoğlu. Rahmetlere sevgiyle anıyorum. Dünya iyisi insan. Hakikaten tanıdığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Sonra orada Melekler isimli bir grup. Üç kız arkadaşım daha vardı ve bizi birleştirip bir grup yaptılar. Grubun içerisinde çok sevdiğim müzisyen Eda Pala arkadaşımın düğününde ben aslında Selim Hoca ile tanıştım. Sonrasında işte demolarımı dinlettim. Kendi bestelerimi aslında sanatçılara verip onunla birlikte... Peki biraz saçlarınız bir iki renkti. Yarısı başka, yarısı başka bir forma gibiydi. Niye değiştirdiniz? Çok yakışıyordu. Yani saçlarımı niye değiştirdim? Çünkü bir şey söyleyeceğim. Sizin böyle hafif deli dolu bir haliniz var. O saçlarda o sizin deli dolu halinizi... Hocam yanlış söylüyorum. Selim Hocam yanlış söylüyorum. Yani o bunu tamamlıyordu yani böyle. O hani iyiydi bence. Güzeldi. Ben de çok sevdim. Annem mi kızdı? Yok, kızmadılar. Yani kararsız bir insanım. O anlamda beni çok ifade eden bir saçtı. Bence ve... de. Ama saçlar bir noktada yıpranıyor. Sarı saçı kullanmak çok zor. Şimdi dinlenme dönemi. Tekrar dönebilirsiniz oraya. İyi. Yani bu daha farklı bir şey. Yani yine bir şeyler yapmak istiyorum yeni çalışmayla birlikte. Bence de yakışıyor. Doğayı size. Çok seviyorum. Doğal görünmeyi çok seviyorum. O biraz beni yordu ama şahane bir saçtı. Bence sevgili de. Selim Akar. Çok yakışıyordu bence de. Teşekkür ederim. Peki hemen Büşra Ay burada. Büşra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ben sizin kadar ince badenini hayatta görmedim. Öyle mi? Çok ince ve çok uzun bir badeninsiniz. Biraz evet. Yani benim alıştığım klasik... Yoksa ben bir... Yok, ben standartlara göre biraz daha evet ince kalıyorum. Evet, yapı olarak da biraz daha uzunum. Kolum evet. bacağım uzun olduğu için biraz daha uzun da duruyorum aslında sahnede. O yüzden yani yanılta da biliyor bazen. Çok sahneye. Teşekkürler, çok, sağ olun. Son İlke Kodal'la beraber sahnede gördüm ben sizi. Muazzamsınız. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok mutlu oldum ben de burada olmaktan. Vallahi biz buldukça takipteyim biliyorum. Çok hoşumuza gidiyor balerinden ağırlamak. Yani hep bütün sanatçıları ağırlamak ama... Türkiye'de bale bana hep böyle ne diyeyim ihmal edilmiş gibi geliyor. Siz o kanatlı mısınız? Evet. Maalesef öyle. Yani aslında bu bizim... Çünkü şahane balerinlerimiz var. Ya çok iyi sanatçılarımız çok, var. Çok. Fakat çok tanıtılmadığı için aslında biraz daha bilinmezde kalıyoruz biz. İşte sizin sayenizde böyle yavaş yavaş biraz daha o kırılmaya başladı. Ve biraz daha insanların isimleri duyulmaya başladı aslında. Çünkü gerçekten çok fazla birkaç emek var. Birkaç hafta önce Asçı'yı daha... Evet biliyorum. Burada. İzledim o programınızı da. Çok fazla emek var. Her işte emek var. Ama bale bambaşka bizimki, bir şey. Evet. Hani 5 yaşında başlayıp bittiği güne kadar acılar içerisinde yapılan bir iş yani. Muazzam evet. bir iş yani. O yüzden de... Ve bu kadar mı estetik olur, bu kadar mı güzel görünür bir şey yani. Var mı sorunlar peki Türk Balesi'nde? Ya tabii ki var. Yani sistemsel olarak biraz problemlerimiz var. Çalışma şartlarımızı mümkün olduğunca iyileştirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Atatürk Kültür Merkezi açıldı. Şimdi, bayağı da iyi oldu aslında evet, ama. Evet yani aslında yeniden tekrar İstanbul Devlet Opera ve Balesi evine dönmüş oldu. Çok uzun bir ara yani 10 yılı kapsayan bir süreçti.
Şu anda tabii ki inşaat halinde hala bazı şeyler var yani ama bir oturacak. Evet. Yani inşaat hala bitmediği için daha kontroller bitecek. Ama orada galiba size çok iyi yerler ayrıldı yani. Tabii bizim tamamen kendimize ait bir alanımız var, bir katımız var. Sahnemiz öyle çok güzel, çalışma alanlarımız var. Tamamen oturduktan sonra... Ama daha bitmediği için... Şu anda neredesin peki? Biraz göçebelik duruyor. Hala AKM'deyiz. AKM'desiniz. Evet evet, AKM'ye geçiş yaptık. Bir yandan inşaat, bir yandan ya şey. Şöyle çok fazla sahneyi kullanamıyoruz şu anki süreçte. Ama çalışma mekanları... Evet bizde. Her gün aynı şekilde orada çalışıp işimize devam ediyoruz. Peki konuşacağız tekrar. Aylin'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim aç karnımı doyurmuşsunuz vardır. Ne mutlu bana. Hangi yemek acaba? Nicole diye bir restorandaydı. Sonra sıkıldı gitti. Öyle diyelim, öyle olsun. Sonra Alança diye bir yere gitti. Orayı böyle uçurdu. Nicole'i uçurdu. Alança'yı uçurdu. Alança kapandı şimdi. Evet maalesef. Yeri de boş duruyor aslında. Orada bir şey yapılsa keşke, güzel bir şey olabilir. Ya, yer çok müsaitti çünkü. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi yuvaya döndüm. Nereye? Eski sokağıma döndüm. Tom. Evet. Aa yine. İnanılmaz. Nicole değil herhalde. Değil, hayır. Ha. Şöyle aslında yani Nicole nereden geliyor diye önce bir söyleyeyim. Çünkü hikaye oradan bağlanacak. O bölgede bir kompleks aslında. Nicole'ün bir son hemşirenin adı. Mart Agnes Nicole. Bulunduğu hastanede otel yapılmıştı, üst katı restoranımıza Nicole adını vermiştim. Şimdi onun yanında hemşirelerin yaşadığı ev ve bir şapel, ibadet ettikleri bölge, bölüm var. Bir gün bana bir telefon geldi, çok sevdiğim bir arkadaşım Defne'den. Sana dedi bir şey göstermem lazım. Böyle ufak tefek ama... Eminim çok hoşuna gidecek bir şey. Gittiğimde hoşuna gitmek ne demek? Vuruldum binaya. İnanılmaz Nicole'ün bir his var. Nicole'ün yanındaki binaya. Burası yine hemşirelere ait binanın ibadet edilen bölümü. Buranın adı ne olacak? Çalışmalar sürmekte. Sürmekte. Ser var, sır yok. Evet. Peki aynı senin... Aşçılık hikaye çok enteresan. Yani şeflik hikaye çok enteresan. Aslında sen bir şeflik eğitimi almadın. Sen Galatasaray Lisesi, üstüne Boğaziçi Üniversitesi, evet. Üstüne Cambridge miydi? Evet. Oradan dönüp mutfağa. Evet. Ne alaka? Ya mutfak hep vardı ama. Ha hep vardı. Hep vardı. Yani mutfak hep vardı ve çok orada da tuhaf bir durum var. Şimdi ben Cambridge'de doktora yapıyorum ve alanım... Ne doktorası yapıyordun? İşte sosyolojideyim. Alanımda toplumsal cinsiyet çalışıyorum. Yemek her zaman var. Şimdi dinlenmek için ne yaparsınız? İşte televizyon seyredersiniz, kitap okursunuz. Benim işim zaten kitap okumak olduğu için ben de kendimi mutfakta buluyordum. İşte aynı durumdan mağdurmuşuz. Yemek yapılıyor, yemekler artık biraz daha... ne diyelim, profesyonel sınırlar falan, zorlanma. Dedim ki bu iş böyle olmaz. Ben ufaktan daha ne yapabilirim? Sonra kendimle yüzleştim. Bu dedim öyle gelip geçici bir şey değil. Keşke İngiltere'de MasterChef'e kazanın o arada. sorma felaket. Ama eğitimini aldım. Paris'e gittim. Paris'te eğitimini aldım. Hemen buradan söylemem gerekiyor. Ben çıraklığa inanırım. Tabii ki okulunu okumak çok kıymetli. Ama muhakkak çıraklığını yapmak lazım. Ben mesleğe girdiğimde 36 yaşındaydım. Öyle bir gecede de karar vermedim. Bir seneye yayılmış bir süreçti. Bu bir heves mi değil mi diye olmayacak yerlerde girdim, çalıştım Paris'e gitmeden önce de. Hayır, o zaman İngiltere'deyim hala. Ve... bir pub'da falan çalıştım. Yani burada da çalışıyorsam dedim tamam. Her şeyi yaparım. Ondan sonra zaten Paris macerası başlıyor. 36 yaşında atladım bu işe. O gün bugündür de bir pişmanım. Yani ben de geç kalmışsam ben 60'ta gidebilirim yani. Her zaman girilebilir. Hiçbir şeye geç kalınmış değil. Gerçekten değil. Hele ki istek varsa neden olmasın. Sonra Nicole, sonra Alança, sonra bir kayboldun. Neredeydin? Ege'deydim.
Ha. Evet. O Türkiye'nin evet. güzel yeri. Evet. Özellikle Kuzey Ege, Orta. Çok güzel. Yani. Ha bir ara Urla'daydın sonra... evet. Evet. Urla'da ne yaptın? Evet. Ya benim niyetim hem de bir pandemi girdi ya, şöyle bir içe dönmek, artık ne yapmak istediğimi hissetmek. Çünkü yapılması gerekenler var, yapmak istedikleriniz var ama bu bir kapris mi değil mi, bunların dengelenmesi lazım. ürüne yakın olmak gerektiğine inanıyorum her daim. Nicole ve benzeri servislerin artık kapanıp yeni bir sayfa, en azından benim hayatım için açılması gerektiğine inanıyorum. Gıdanın başka türlü bir besleyici tarafı var. Ona dokunulması gerektiği. Ne başka tür dediğin ne? Ya şöyle bir şey. Şimdi özellikle sosyal medya bizde görselliği çok öne çıkarttı. Evet. Ve her zaman bu hadsizliği yapıyoruz biz aşçılar. İşte sanat mı, zanaat mı? Sanat olduğu zaman o zaman tabakları konuşturalım falan. Tabaklardaki görsellik sebebiyle biz içeriği unutmaya başladık. Lezzet tabii ki. Ve aslında o tabakta sunduğunuz bir duygu var. Yani neden annenizin yemeğini en çok seversiniz? Neden anneanneler, babaanneler unutulmaz? Ve asla tekrarlanmaz. Çünkü o duyguyu tekrarlayamazsınız. Çok daha iyi yemek yapan birinin yemeğini annenizinkinin üstüne koyamazsınız. O işte nedene baktığınız zaman duygu bence. Duyguyu taşımak lazım. İşte öyle bir dönemde pandemiye de denk geldi. Çok güzel şeylerle döndüm. Yok ama bir süre danışmanlıklarım var. Sonra bir kitap çalışması var. Çok sevdiğim arkadaşım Sırma Güven'le beraber. O da umarım yakında çıkacak. Orada yemek kitabı. Aslında İzmir kültürüyle birleşmiş bir yemek kitabı. Onu da heyecanla bekliyorum. İlginç, çok ilginç. Yemek işi acayip ama 37 yaşından sonra kalkıp da aşçı olmak ve başarılı aşçı olmak çok acayip bir hikaye. Teşekkür ederim. Sen kaç yaşa başladın bu müzik işine? Yani aslında çocukken kendimi bildim bileli hep şarkı söylüyorum. Profesyonel olarak tabii yaşımı söylemeyeyim kaçta başladığımı. Böyle çocukken ailemden gizli, odalarda, orada burada çalıştım. Niye aileden gizli? Mesela yarışma da aileden gizli, hep aileden gizli. Evet, hep aileden gizli. İstemiyorlar bir şarkıcı gizli. Olmanı. Yok, aslında öğrendiklerini de tam tersi çok destek oldular. Hatta babamın sesi de çok güzel. Öyle yetiştirildik. Küçük bir mahallede büyüdük ve dolayısıyla hep şey vardır ya, futbolcu olacağım, müzisyen olacağım dediğiniz zaman ailelerde bir çekingenlik olur. Şimdi tam tersi. Biraz öyle. Futbolcuları aileler evet. çok istiyor. Hatta şarkıcı da istiyorlar. Öyle bir dönem olduğu için. Yoksa destekliyorlar ve hatta ilk çıkış şarkım Karanlık Dünya'm babamın arabada CD'sini takıp dinlesin diye söylediğim bir şarkı. Yıllar önce Zerrin Zerrin'in okuduğu bir şarkı. Bir sinema filminde söylenen ama eskiden şey vardı, hatırlar mısınız? Böyle melodilerin iki sözleri vardı. Mesela bu şarkının hem atsan atılmaz, satsan satılmaz diye sözleri var. Hı-hı. Hem de Karanlık Dünya. Biz onu bulamıyorduk. O zaman da bu kadar YouTube, Spotify vesaire gibi şeyler, çok böyle her şey elimizin altında değildi. Dolayısıyla babam için okumuştum o şarkıyı ve o şarkıyla ilk klibim o şarkıyla oldu. Ya sonra Mustafa Sandal'la bir şey yaptın. Mustafa Sandal'la evet, aslında ilk profesyonel çalışmam onunla oldu. Emrah Karaduman'ın bir bestesi vardı ve ben de bestesini seslendirdim Mustafa Sandal dinlesin diye. Mustafa Sandal dinledikten sonra ben aynı zamanda Elif'le düet yapmak istiyorum dedi ve ilk çıkışım sen, öyle oldu. Sen şarkıyı Mustafa Sandal beğensin diye ve repertuarı alsın için. Diye seslendirdin. Aa çok güzel söyle, beraber söyleyelim. Evet öyle oldu. Ben bir de senin şeylere bayılıyorum. Yine beraber yapıyoruz. Selim Çaldıran mı? Ahmet Kaya coverlarını. Ahmet Kaya'ları Ahmet Kaya'dan daha iyi söylüyorsun. Estağfurullah. Vallahi billahi çok iyi. Yani Ahmet Kaya'ya hassas hissesine, söylemine, şeyine falan ama muazzam. Keşke bu akşam, var mı bu akşam bir tane Ahmet Kaya şarkı? Söyleriz, ne demek söyleriz. Muazzam söylüyorsun çünkü. Çok duygu. Garip. O zaman uzatmayalım söyleyelim. Uzatmadan tamam. Asalım diye bir laf var. Bize duygu hizmetlisiyiz değil mi? Estağfurullah ne demek? O zaman hep sonradan diyelim değil mi tamam, Ahmet olur. Kaya? Thank you.
sen Leyla'sın ne de ben meçhul. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Hüzünlü bir akşam içmişiz. Sarhoşuz hepsi bu. Ne sen Leyla'sın ne de ben meçhul. Ne sen yorgun ne de ben meçhul. Hüzünlü bir akşam içmişiz. Sarhoşuz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Teşekkür ederiz. Alkışların en güzeli bu şarkıları yazanlara gelsin. Evet ama sen de çok iyi söylüyorsun ha. Yani bak özür dilerim bunu kötü manada söylüyorum. Çok ukala bir söyleyiş tarzın var, bayıldım. Sahi mi ya? Gerçekten. Öyle değil mi abi? Yani hani bunu Ahmet Kaya söylememiş de bunu ilk defa ben söylüyorum. Ve bu şarkı da böyle söylenir kardeşim gibi böyle bir üstten bir ukala söylüyor. Süper. Ay çok teşekkür ederim. İyi mi hocam bilmiyorum ben bana böyle geldi. Abi çok muazzam bir özgüven. Vallahi bravo. Ama o ukala lafı tabii çok güzel bir laf bu arada. İyi değil mi? Ben sevmiyorum. Ben de ukala olmayı isterim. Kesinlikle onu kimse negatif almasın. Akile ukala dediğin değil mi? Tabii. Çok bayıldım. İlk duyduğum ukala insan. Teşekkür ederim. Tepeden söyledim. Ben böyle söyledim. Gelse beğenmeyen beğenmeyeceğim. Ben böyle söyledim. Çok acayip. Vallahi bravo. İnanılmaz bir duygusu var. Size benim nasıl geçiyorsun? Sahnede öyleyiz, evet. Değil ya Valerina'nın sahnedeki büyümelerine bayılıyorum ben. En beğendiğin oyun hangisi? Var mı? Seçtiğiniz oyunlar var mı mesela? Don Quixote, bilmem o, bu. Ya tabii aslında hepimizin kendine ait böyle daha yakın hissettiği var. Ben Romeo ve Juliet çok seviyorum. Ben biraz daha ruhu hani... Anladım. Daha duygusal, daha biraz daha böyle içinde aşk olan şeyleri daha çok seviyorum. Çünkü duygunun daha çok aslında ortaya çıktığını düşünüyorum. Romeo ve Juliet, Manon, işte hani kamelyalı kadın tarzı eserler. Ama daha henüz dans edemedim. Yani. Evet. Ama tabii şu anda klasikleri yapıyoruz şimdi, daha şimdi çok. Şimdi ne oynuyorsun bugünlerde? Şu anda daha geçtiğimiz Cuma günü 25'inde Don Quixote eserini yaptık.
Dediğim gibi AKM'den dolayı daha hani tam açılamadığımız için şu anda elimizde olan eserleri. Fakat çok yakında La Bayader eseriyle sahnede olacağız inşallah. AKM'de olacağız. Şahane. Nasıl başladı bale macerası? Böyle isteyerek mi yoksa ya bizim kızın fiziği de uygun götürelim de biraz şey olsun ne denir işte postürü falan gibi olsun diye başlayan çocuklardan mısın yoksa aile bilinçli bir şekilde kardeşim bu kız balerin olacak mı diye götürür. Çünkü aklınızın erik olmadığı yaşta evet, başlıyorsunuz. Evet. Yani ben 9 yaşımda başladım. Aslında evet biraz daha büyüktüm. Şehir değiştirdiğimiz için ben tam ara dönemde aslında şehir değiştirdim ve çok güzel bir ortamdan böyle bölünüp herkesin arkadaş olduğu ve kimseyi tanımadığım bir ortama düştüm. Nereye? Ankara'daydık. Yani İstanbul'daydık aslında ama Ankara'ya düştük babamın işinden dolayı. O zaman böyle... Ankara daha komprime bir şey. Evet ve hani tam 3. sınıftayım. Böyle ara bir dönem. Kimseyle arkadaş olamadım. Zaten biraz böyle çekingen duruyordum. Annem de demiş ki hani bir şey olsun bir en şey azından olsun. Bir farklı... Ve o zaman da işte... Bizim kız bir sosyalleşsin evet, sosyalleşsin ve özel baleyi duymuş. Bir tane özel bale vardı oturduğumuz yerde. Oraya götürdü. Bir sene oraya devam ettim. Aşık oldum. Yani hani evde hani gerçekten çocuklar tepinir ya tepiniyorum devam etmek istiyorum diye. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Çünkü o dönem özel baleler biraz daha hani maliyetli evet. olan şeyler. Gazetede Devlet Opera Balesi'nin, Ankara Devlet Opera Balesi'nin çocuk balesi sınavını görüyor annem ve diyor ki hani böyle bir durum var katılmak ister misin? Ben de evet tabii ki oraya katılıyorum ve bayağı aslında kalabalık ve iki aşamalı bir sınavdan geçiyoruz. Orayı kazandım. Normalde 3 senelik bir eğitim fakat 2 sene devam ettim çünkü 4. ve 5. sınıf olduğu için. Konservatuvarda bizim dönemimizde ilkokul bitiyordu, ortaokulda giriş bakın. Yapıyorduk. Ben hala devam ediyorum. Hani annem bizim ailede hiç sanatçı yok ve nasıl anneniz iş yapıyor? Annem aslında normalde maliye devlet memuru. Tamam, evet evet diyorum, evet. Ve babanız? Babam da asker. Bir tutku hani öyle bir heves ve geçer diye düşünmüşler. Ben hala devam ediyorum. O ama zaman hala geçer diye bekliyorum. evet hala geçecek diye ve çünkü yok hani. Normalde biraz daha şey olur. Ayda bir sanatçı olur, bir yol gösteren olur. Yok, birazcık daha şey. Evet öyle çıkıyor. Ben konservatuvar sınavına girmek istiyorum dedim. Tamam dediler ama hani nasıl olsa kazanamaz düşüncesi var. Sınav günü kalktım ve hazırlanacağız. Ağlamaya başladım. Gitmek istemiyorum. Tamam. Korku, evet yani korktum heyecan. Muhtemelen çok heyecanlandım. Ya olmazsa çünkü psikolojisi. Annemler dedi ki tamam kızım hani sen bilirsin ister git istersen gitme sen bilirsin. Hayır gideceğim dedim bu sefer. Çocuk işte yani hani tamam, o kadar çabuk değişebiliyor ki fikirler. Ve o şekilde sınava gittik. Orada da aslında enteresan bir hikayem var benim adıma. Anladım. İlk sınava girdik şöyle ilk sınavda sadece esnekliğinize bakıyorlar. Ve ondan sonra ikinci bir aşamaya oraya geçersiniz ikinci aşamaya giriliyor. Esnek değilse zaten hiç gelmesin. Ya evet hani aslında proporsiyonunuza bakıyorlar anatominize bakıyorlar esnekliğe bakıyorlar. Ve sonra çünkü ikinci aşamada işte müzik kulağınıza bakıyorlar. Size hareket veriyorlar onu hemen ezberleyebiliyor musunuz uygulayabiliyor musunuz? İkinci aşamaya geçtik. Ben sınavdan kazandım diye çıktım. Çok enteresan bir his geldi o an. O esnada da ben Hacettepe mezunuyum. Ankara, İstanbullu aslında sonradan alakam oldu. Dedim zaten burası Erdal Beşiktaşoğlu aynı. Evet. Tiyatro bölümü, işte müzik bölümü herkes, bütün veliler böyle etrafta dışarıda bekliyorlar. Ben sınav esnasındayken orada bir tane köpek ve yavruları varmış. Böyle annem o kadar insanın içinde annem dedi ki geldi bana böyle patilerini koydu. Köpek. Evet. Gözümün içine baktı ve gözünü ayırmadan çok uzun bir süre gözümün içine baktı ve sen ben kazandım diye çıktın dedi. Ama açıklanmadı. Ben sadece sınava çıktım. Bilmiyorum birkaç saat sonra açıklanacak. Ben kazandım dedim. Annem dedi ki hani kızım yapma bana bunu sonradan anlatıyor. Yok dedim hadi gidelim bakmamıza gerek yok sonuca. Yok işte bakalım yok dedim hadi biz gidelim yemeğimizi yiyelim ben zaten biliyorum. Ve gerçekten gitmedim sonuca bakmaya. Arkadaşım aradı kazanmışsın dedi biliyordum zaten dedim. Ve çok enteresan normalde hiçbir zaman hayatta bu kadar emin olmam. Bu yaş kaç 10 mu? 11. 11 yani aslında 5. sınıf bitiyor orta 1. Ve böyle bir hikayem aslında böyle başladı konservatuvar. Çok da keyifli iyi ki bu meslekteyim. Sonra İstanbul'a giriş nasıl oldu? Şöyle... 9 senede bitirdim ben konservatuarı. 10 senelik bir eğitim. Bir sene sınıf atladım. Sonrasında bize sözleşme ve kadro var. 4 ay sonra kadro sınavını kazandım ben. Fakat Mersin'i kazandım. Mersin Devlet Opera Balesi'ni. 6 sene Mersin'de çalıştım. 6 sene sonunda da İstanbul'a, 2017 yılında İstanbul'a geldim.
Aslında Mersin bir noktası da çok güzel bir tecrübe oldu. Zaten oraya sınav alırken de hani buranın başrol sanatçısı olarak düşünerek almışlar. Orada başlayıp kariyerimi, sonra İstanbul'a geçiş yaptım. Şey nedir mesela, baş balerinle diğer balerindeki fark nedir? Nasıl baş balerin olmuş? Yani şöyle, kimi yaparlar, kimi yapmazlar? Aslında bir ilk başta tabii fizik etkenleri var. Yeteneğiniz çok hani ön plana çıkıyor özellikle. Sahne duruşu, ya hepimiz tabii ki de sanatçıyız ve tabii ki sahneye herkes yakışıyor ama o küçük detaylar var biraz daha ayıran. Onlarla aslında... Baş balerine düşen roller daha zorlayıcı roller midir? Evet, yani ana karakterleri dans ediyorsunuz. Sahnede çok daha fazla vakit geçiriyorsunuz. Ve partneriniz oluyor, hani eşli bir şekilde dans ediyorsunuz. Diğer danslarda daha hani solo rollerde tek başınıza gelip bir küçük bir hani mesela dans yapıp çıkabiliyorsunuz. Ya da yine aynı şekilde partnerle olabiliyor. Biraz değişken. Biraz daha ağır, biraz daha zorlayıcı. Evet, yani roller. Aslında eserin bütün sorumluluğu sizde olmuş oluyor. Çünkü siz herkesi... Siz aslında up yapıyorsunuz. Çünkü sizin enerjiniz, onların enerjisi ve o şekilde seyirciye geçiyor. Mesela dünyanın şeyde yılbaşı öncesinde bir fındık kıran oyunu. Bizde var mı bir gelenek? Bu sezon yok. Ya dediğim gibi AKM'den aslında birazcık yani temsil yapılacak mı yapılmayacak mı, sahne ne zaman açılacak bilinemediği için. Yoksa hep çok uzun süre yapıldı. Hatta modern bir fındık kıran da yaptık Uğur Seyrek'le birlikte. Ondan önce yine aynı şekilde klasik aslında yapıyor. Şu anda diğer opera baleler de yapıyor. Ama birkaç senedir ben görmüyorum. O yüzden acaba bundan vazgeçebilir. İstanbul'da şey. Yok. Yayına gelecek. Ha, gelecek. Yani zaten fındık kıran bir klasiktir. Klasiktir. Yılbaşı evet, klasiktir. Yani başıma, Avrupa'da da öyle. Hani her yerde mutlaka bir fındık kıran yapılır. Oh. Olsa da gitsek. peki mesela hiç dışarıda dans ettiniz mi? Başka ülkelerde? Çin'e gittiğimiz, yani turneler... Turne dışında mesela bir yabancı dışında. Tiyatro, bir yabancı kompanyada hiç oldunuz mu? Yok, gittim, sınava gittim ama olmadı. Ondan sonra geri döndüm. Çünkü o da böyle enteresan bir tecrübedir yani oralarda dolanmakta. Ya tabii çok daha farklı aslında. Yeni bir tecrübe, bir şeyler kazanıyorsunuz. Ama aslında burada da dansçıya ihtiyacımız var. Şu çok anda yani çok giden var. Herkes gitsin ama bir yandan da biz de burada devam peki, ettirelim. Gençler geliyor mu yine böyle? Var mı gelenler fazla? Bu dönemde daha fazla aslında yurt dışına gidiyor gençler. Evet. Ama yine de var ve hani daha da fazla olmasını umuyoruz ki gelsinler. Çünkü çok azınlığız, çok evet, az kişiyiz. Öyle. Ve hani... Şu anda AKM ile dediğim gibi birlikte daha büyük sahneye geçtiğimiz için ne kadar kalabalık olursak o kadar güzel bir şey ortaya çıkıyor. Tabii bir de yani balelerin mekanlara beraber bir ekolleri oluşuyor. Evet. AKM'nin tekrar canlılık kazanması çok Türk balesi için de iyi olabilir. Hanımefendi siz de dünya gezdiniz bildiğim kadarıyla. Çünkü aşçıların işidir bu. Aşçılar ne kadar dünya gezerse o kadar iyi aşçılık öğrenirler değil mi? Kesinlikle. Hem de iyi bir bahane tabii dünyayı gezmek için. Bir konuşmada izlemiştim. İşte önümüzdeki 5 sene içinde bildiğiniz mesleklerin hepsini unutun falan dediler. Ben böyle kıs kıs gülüyorum. Ne oluyor dediler. Yani dedim kaybolmayacak tek meslek demeyelim ama bizimki. Dolayısıyla evet bu güzel meslek beni dünyanın hiç tahmin etmeyeceğim yerlerine götürdü. Yani şimdi Avrupa falan onları saymaya gerek yok zaten. Bogota'ya da gittim. Kolombiya. Oo. Muhteşemdi çünkü 2000 metrede su 100 derecede kaynamıyormuş oluyorsunuz. Ama bunun ne demek olduğunu anlamıyorsunuz. Basınç azaldıkça suyun kayma derecesi düşer. Tabii bunu böyle anlattılar da. Siz ocağa geçtiniz işte hele ki tatlılar falan söz konusu olduğunda... Aa kekim niye kabarmadı diye bir dünya var. falan böyle güzeldi. İlginç. Bunlar tabii değil mi? Bir de bunlar var. Tamam mı? Kimsenin aklına gelmez tabii bu. Yani her yemeğin yükseklikle yemeğin pişme tekniğini değişiyor. Su niye kaynamıyor? Makarna niye pişmiyor? Güzeldi. Ya da bu su niye erken kaynadı? Ya da bu su kaynadı ama yumurta niye pişmedi içinde? Ben yani biliyorum demeyeceksiniz aslında. En güzel şey o. Böyle tokat gibi size cevap geliyor karşıdan. Dönüp geldin sonra geldin Türkiye'ye. Evet, evet. Mesleğe aslında girme sebebim Türkiye'ye dönmekti. Yani Türkiye'ye aşçılığı öğrenmek ve Türkiye'ye gidip biz de burada yapılanı Türkiye'de yapabiliriz demek için geldim. Yemek üslubun senin değişik biraz. Sen böyle
sadelikten yana bir halim var. Niye herkes böyle abartılı şeyler yaparken böyle uçan, kaçan, havada zıplayan, hoplayan şeyler yaparken sen oluyor, niye? Oluyor, gençlikte oluyor öyle şeyler. Yani vardır, özendiğimiz dönemler eminim olmuştur ama şöyle bir şey var. Ben yani üstadlardan bu işi öğrendiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla ilk bana böyle şef dediklerinde estağfurullah falan diyordum. Sonra öğrendim ki şef dediğiniz zaten işte orkestranın da şefi var. Yönetici kişiye evet, şef deniyor. Aslında mesleğin aşçılık. Şimdi biraz piştikçe gördüğünüz şu oluyor. İyi yemek yapmanın sırrı aslında yok. Hepimiz biliyoruz. İyi ürün bulacaksın, iyi ürünü iyi işleyeceksin ve iyi bir şekilde, iyi bir ortamda sunacaksın. Ondan sonrası zaten akıp gidiyor. Bu da ne demek? Sadeleşmek gerekiyor demek. Bence en zoru sadeleşmek. Hala çabalıyorum. Ben hep şey derim, en zor pişiren yemek yumurtadır diyorum. Of. Kesinlikle. Kesinlikle. Sonra da pilav. Kesinlikle. Pilav olmak. Bunlar burada ölümdür yani. Rezil eder insan çünkü. Hem nasıl rezil eder? Öbürünü içine baharat koyarsın, o kadar. Uyduruk kaydırırsın, bunu böyle benim üstümü falan dersin. Pilav da diyemezsin. Yumurta da diyemezsin. Ya aynen. Bizim bir de aramızda espridir bu. Şimdi gençler risotto yapmaya çok meraklı mesela. Lapa çok yapıyorlar, risotto. Risotto bayılırım. O değil o. yeni yer tamamen kendi girişimin mi? Nasıl yapıyorsun? Nasıl bir şey yapayım? Yeni yer... Türk mutfağı mı olacak? Nasıl bir mutfak düşünüyorsun? Ya şöyle, ben zaten evet biraz hep böyle bir alafranga tarafı oldu. Çünkü teknikler, malum Fransızlar yazmış bunun ABC'sini. Fransız mutfağını sevip sevmemekle alakalı da değil bu söylediğim. Teknikleri onlar yerleştirmişler. Teknikleri oradan öğrenip kendi mutfağımıza uygulamaktı benim niyetim. Şimdi daha da derinleşmesini istiyorum. Güzel bir tesadüf oldu. Biraz önce bahsettim, yani ben işte toplumsal eşitlik falan derken bu bahsettiğimiz adres aslında Ses Derneği'nin lokali olarak ortaya çıkmış. Sevgili Gülseren Onanç'ın fikir çocuğu. Yani tanıştığımızın 15. dakikasında bir şey konuşmaya gerek yok. Ben ruh ikizimi buldum. Çünkü orada yapmak istediğim şeyleri yapabileceğim alanı bana sağlayan kişiyle tanıştım. Ben istiyorum ki, belki sende bile var bu soru, kadınlar mutfakta neden bu kadar az, şudur budur soruları geliyor. İstiyorum ki aslında çok olan kadınlar daha yönetici pozisyonlara çıksın. Çünkü az olan yönetici pozisyondaki kadın. Dolayısıyla ben de bunu kendi sektörümüzde bir yere getirmenin telaşı içindeyken Gülseren'le tanışmış olmak. Burada üreticisinden işte bu malzemeye çalışacak olana kadar kadınlara öncelik vererek bir yola çıkmak imkanı sağladı bana. Feminist mutfak geliyor. Eşitlikçi mutfak. Yani feminist mutfak diyelim mi, hep oradaydı. Anneler yapıyordu zaten yemeği. Kadınlar yapıyordu yemeği. Hala onlar yapıyor. Profesyonel mutfaklarda neden geri kalıyor? Çünkü hepimizin mesleğinde aynı sıkıntılar aslında var. İster istemez bir böyle erkek egemen bir sektördeyiz. Bir iş. Zor bir iş yani. Kolay bir ama iş değil. Ama şimdi yani yanımda şu hanımefendi otururken ben kendi işime zor dersem biraz ayıp olur. Şu hanımefendi otururken çünkü bambaşka şeylerle ama uğraşıyorlar. Yani, çok uzun saatler, çok garip saatler. Kaç saat çalışıyorlar bir soralım onlar mı? Onlar çok çalışıyor canım. Yani peki o zaman geri dönüyorum. Hiç ben profesyonelleri de bıraktım. Ev kadınları kaç saat çalışıyorlar? Onlar kadar çalışan kimse yok dünyada. Ya değil mi? O yüzden ben hiç diyorum yani kendimizi... Kaç masa olacak peki bu? Masa değil de kuver olarak konuşmayı seviyorum ben. Çünkü tek masada 40 kişi oturabiliriz. 40 kişi oturabiliriz. Evet. 40 iyidir. 40. 40 böyle de. Güzel bir rakam. 40 iyidir aynen. Evet. Fazlası haram. Fazlası haram. Bence peki bu Michelin'ler için ne düşünüyorsun? Dağıtıldı Türkiye'de de. Valla Michelin
prestijini kurtardı İstanbul'a gelerek. Değil mi? Kesinlikle. Yani Michelin kim ki İstanbul'a gelmiyormuş? Davet etmek gerekiyor. İşte yani onlar da biraz işi ticarete vurdukları için. Herkes ticarete vurdu artık işi. Evet. Ama bence iyi oldu Türkiye için, İstanbul için iyi oldu yani. Keşke biraz daha yaygınlaşsa. İyi oldu. Bence de. Yani İstanbul yetmez tabii ki. Yani bugün İzmir'de çok rahat sayabileceğim bir liste var. İzmir'de var, Antalya'da var, Bursa'da var. Evet, çeşitli yerler. Evet, Anadolu'da evet, tek tek evet. Var ama var yani. Var, var. Ama tabii olacak. Fransa rehberi şöyle biliyorsun yani. Olacak. Ama olacak. Bundan sonra, burayı açtıktan sonra yeter diyeceği bir yer var mıdır şeflerinde? Böyle bıkarlar mı bir yerde bu işte? Ben kendi adıma Gülseren'le konuşurken bu pilot proje dedim. Aa. Tabii. Güzel. Evet. Şahane. Son bir şey soracağım. Bir yarışmada jürilik yaptın. Adını hatırlamıyorum şu an. Lezzet Akademisi. Lezzet Akademisi. Ne düşünüyorsun bu yarışmalar için? Neyse ben kendi fikrimi söyleyeyim mi? Peki şöyle. Yani Lezzet Akademisi'nin fikir anneleri çok sevdiğim Deniz Afan ve Hülya Ekşigil olduğu için kabul etmiştim. Ve orada amacımız Türk mutfak kültürünü biz gençlerimizi biraz daha yani tanıtmak ne haddimiz ama böyle bir hatırlatalım. Tamam. Çünkü bu risotto pilav işi çok canımızı sıkıyor bizim. Hepsi risotto biliyor, hiçbiri pilav bilmiyor. Ona biraz vurgu gelsin dedik. Yani bir börek açılsın. Tamam lazanyayı bildin ama bir su böreği var ki ya üstün bir teknik su böreğini yapabilmek. Ooo ben kimlerle? Yani o kadar sade bir şeyin lezzetli olabilmesi için hiçbir şey yok çünkü. Ama çok şey çok var. Çok şey var. İşte bunu bir karşı tarafa geçirelim diye yola çıktık. Yani yok yarışma falan o olmuyor. Olmuyor. Öyle şeylerle olmuyor iş. Niye mesela bu şeyde İngiltere'de, Fransa'da falan yarışmalarda güzel şeyler çıkmıyor mu sence? Ya bu şimdi showbiz. Tabii ki. İkisini ayırmak lazım. Yani eğitim dediğin zaman zaten... Ama yarışmalar çıktı. Ama showbiz. Bizimkisi show değil. Biz şova niye girdiğimiz artık show zaman olmadım? Yani şimdi olmaz. Gordon Ramsay'in yaptığı show değil mi? O da baştan aşağı showbiz yani. Vallahi... İşte he's a clown diyeceğim madem İngiliz şeyine girdik. Soytarı. Yok showbiz değil. Peki beğendiğin aşçılar dünyada var mı böyle? Oo binlerce var. Olmaz beş, mı? İlk beşini saysan? Yok öyle beş falan demeyeyim. 10? Yok gerçekten. 20? O kadar çok var ki. Saydın şimdi mı? Çünkü çok yakın arkadaşlarım da var. Böyle para biriktirip gittiğim, önünde secdeye durduğum şefler de var. Parayı bırak bir de yer bulamıyorsun. İki sene falan bekliyorsun bazıları için. Eşim şimdi yurt dışındaydı. Bir sokak Michelin'de bir sokak lezzeti var biliyorsun. Lokantası var şeyde. Bangkok'ta. Ona gitmiş. Muazzam diyor. Evet. Ama fiyatlar da muazzam tabii. Ya o da saçma bir şey olmaya başladı. Yani yemek yapıyoruz. Uzaya adam yollamıyoruz. Evet. Ben de hep bunu söylüyorum zaten ama bazıları böyle uzaya adam yollar gibi işleri yapanlar da var. Yani çok acayip şeyler de yapıyorlar. İşte çok acayip şeyler yapmasınlar, yemek yapsınlar. Gençler dinliyor diye umut ediyorum. Yemek yapsınlar böyle. Önce. Uçan yemek falan geliyor. Yemeği çatalama diyorsa yemek uçmaya başlıyor falan. Bak bize ne oluyor. Enteresan bir şey. Deneyim değil, yemek. Yemek, evet. Yemek mesela yani o lokantadan çıktıktan sonra bir yerde bir hamburger falan. Yani 15 kors yiyip içine bir hamburger veriyor insan. Evet. Sinahide başka müzisyen var mıydı? Yani... Çocukluğumdan beri aslında... Hayır çünkü evde insanın şarkı söylemesi için birinden yok. Görmesi gerekiyor evet, evde mesela. Profesyonel hiç kimse yok. Yani bildiğim kadarıyla işte babamın sesinin çok güzel olduğunu biliyorum. Peki baban evde şarkı mı söylemedi? İçim kafeye çekip söyledi. Yok. Yok hiç söylemezdi. Ama hayali olduğunu biliyorum. Onun dışında rahmetli dedem mesela çocukları oynatırken kendisi böyle işte size bakıp isminizden, işte boyunuzdan, posunuzdan, saçınıza bir şarkı yazıp... Aa. Böyle aşık işte. Tarzı böyle. Evet ha. O an o çocuğu böyle oynarken onun dışında herhalde duygu işi gerçi hani bilmiyorum sanki böyle bir
bir duygu taşıyormuşum gibi hissediyorum. Yani duygunun kendisi sanki bir vücut, bir ata ve onunla birlikte aslında o da eşlik ediyormuş gibi hissediyorum. Dijitalde çok popülersin. Dijitalde. Dijitalde değil mi? Öyle miyim? Çok mutlu oldum. Bakıyorum ben tıklamalarına, müthiş rakamlar güzel, var. Güzel, yani. Evet. Özellikle akustik dinlenmeler evet. Güzel gidiyor. Peki para kazandırıyor mu o iş size? Kazandıracak inşallah. Şimdi bu özellikle coverlarla ilgili çok şahane bir proje var. Oluşum aşamasında çok güzel bir aplikasyon. Hem dünyanın her yerinden ya da işte Anadolu'nun, Türkiye'nin her yerinden şarkı söylemek isteyip de profesyonel altyapılara ulaşılabilecek bir şey geliyor. Aplikasyon. Hmm. Bir oluşum var. Kim yapıyor bunu? Aslında şu an ben bu aşama, yani bu oluşumla ilgili görüşme aşamasındayım. Hmm. Olursa şahane bir şey olacak. Dolayısıyla daha fazla şarkı söyleyebileceğim. Tabii bütün buradan dolanırken şu an sorduğunuz soruyu da unutmuş olmam. Çok özür dilerim. Soru sorunca dijitali çok dinliyorsun değil mi? Dijital hakikaten şöyle para kazanma aşamasına henüz gelemedim. Orada bir teknik sorun yaşıyorum ama baktığım mesela zaman birikmiş. Neredeyse haftada 2 gün, 3 gün YouTube'dan dinliyorum ben. Teşekkür ederim. Oradan sana bir fayda gelmiyor mu? Geliyor ama teknik bir problem yaşıyorum. Ha. Muhtemelen çok basit bir problem. Yakın bir zamanda onu da çözeceğiz inşallah. Selim Hocam değil mi? Onu artık çözeceğiz. Selim Hocam ilgilenelim konu lütfen. Yani. Lütfen. bu işimi karşılaması lazım yani. Ama müzisyenler için hakikaten. Pandemi zaten zor bir dönemdi. Evet. Şimdi dijitalde ne para gelmiyor? Evet. Zaten kaset maset diye bir şey kalmadı. Hiçbir şey yok. Kasette mi? Ben de kaldım iyice eskide yer kaset diyorum yani. Hiç fark etmez. CD falan da kalmadı. Ve yapımcılar var tabii. Hani aslında var mı dinlendiğiniz zaman evet Pol Production'dayım ve dolayısıyla... İmeç'e kaldı mı hala? Öyle bir yer var mı? Yok galiba değil mi? Kalmadı değil mi? Yok. Çok nadir. Ama şimdi herkes kendi imecesi olacak evet, gibi bir durum var. Evet herkes kendi şöyle yapıyor artık. Oraya doğru gidiyoruz. Yani şahane gençler var. Bayılıyorum yani. Bu fırsat buluşa buraya davet ediyoruz. Sağ olsun Kırmızı'ya geliyorlar. Bayılıyorum yani. Muazzam genç sesler var. Özgürleştiğimiz bir alana doğru gidiyoruz. Bu açıdan çok mutluyum. Darısı başımıza değil. Özgür ve özgün kalmak çok zor çünkü. Özgün kalabildik de özgürlük konusunu tartışmam Türkiye'de ne yazık ki. Sanatta nasıl durum? Aynı gibi. Aynı. Evet. Memleket neyse sanatı da o yani. Evet biraz öyle. Bana şöyle geliyor hep. Sizi de sıkıntıya sokmadan nasıl sorabilirim onu düşünüyorum. Sanki Türkiye'de özellikle bu biraz da batıya dönük sanatlara hı-hı. karşı bir negatif tavır varmış gibi algılıyorum. Ben, siz de onu hissediyor musunuz? Yani ya bu ne kardeşim? Ya, balede neymiş işte bilmem işte ya, tiyatroda neymiş falan işte bizim ata yerli ve milli şeyi var ya. Hı-hı. Onu hissediyor musunuz üstünüz? Ya? Ben hissediyorum. Siz hissediyor musunuz? Yani aslında biraz var çünkü bence bilmedikleri için bir ön yargı oluşuyor. Belki de gelip izleseler, tiyatro da olur, sanatın herhangi bir dalı fark etmez. Belki de gerçekten sevecekler, sevdikleri bir şey bulacaklar. Çünkü bilmediğiniz sürece bir fikir sahibi olamıyorsunuz. Öyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bir insanın baleyi sevmek için, yani sanatın tamamı için geçen şey, bale o kadar estetik, o kadar güzel bir şey ki, müzik var, görüntü var, her şeyin olduğu çok... Yani, teknik var, insan becerisi var, insan vücudunun nasıl bir sanat aletine dönüştüğü, enstrüme dönüştüğü var. Çok acayip bir şey. Çok fazla sanat dalını barındırıyoruz. Yani. Kusura bakmayın ama. Bilmedikleri için bence. Ulaşamıyor ki insanlar. Evet yani birazcık daha... Bugün çok kolay ulaşmak. Yani her şey, şunun içinde var her şey. Şunun içinde tabii artık şu anda öyle. Hani en azından bir yere bir şey yazıp baktığınızda araştır... Yani ama onu da bilmeniz gerekiyor. Hı-hı. Şimdi neyi arayacaksınız, neyi araştıracaksınız, neyi izleyeceksiniz... Şey yani biz burada sizi konuk ediyoruz. Yani sizin adınızı yazıp girseler bulacaklar. Evet, yani. Evet. Yani artık bu şekilde biraz daha fazlalaştı. Eminim hani genel olarak insanların da algısının değişeceğine inanıyorum. Peki şunu merak ederim ben mesela. Şimdi demin Erdal'la da bu Beşikçi'yle de onu konuştuk. Mesela kızınızın balerin olmasını ister misiniz veya oğlunuzun? Dediğiniz noktada aslında biraz daha bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Değişirse çok daha... İyi şekilde çünkü icra edilebilir. İsterim tabii ki. Ya daha doğrusu o ne isterse onun arkasında olurum. Hı hı. Ama eğer gerçekten ben bu işi yapmak istiyorum diyorsa... Ama orada şöyle bir şey var. Gerçekten hakkıyla yapabilecekse istiyorum.
Yani çünkü yetenekli diyorsunuz ama bir yerde bir şey oluyor. Çok pamuk ipliğine bağlı. Tabii, ufak bir sakatlık, tabii, sakatlık oluyor. Her şey bitebiliyor. Onu devam ettirebilecek ya da doğru şartlar beden olarak, hani fizik olarak sahip olacaksa ve isteyecekse tabii ki neden olmasın. Peki şey zorluyor mu sizi mesela? İnceciksiniz. Yani balerin olmak ya da balet olmak, bu işi yapmak hayat boyu bir disiplin. Hı hı. Bir profesyonel sporcu nasıl yaşıyorsa siz de en az onlar kadar iyi, hatta onlardan daha dikkatli yaşamak zorunda. Evet. Bu yormuyor mu? Veya işte bu bir disiplin haline gelip hayatınız artık öyle mi oluyor? Yani biraz alışkanlık kazanıyorsunuz aslında. Siz sizi yemezsiniz. İçsizliği içemezsiniz. Evet. Yani uykusu düzeni arkadaşlar, birazcık. Dağıtalım falan, evet, diyemezsiniz. Böyle bir şansınız yoksun yani. Futbolcular bile sizden, yani o milyonlar kazanan futbolcular bile sizden daha rahatlar. Değiyor mu? O aşk mı onu? Aslında dediğiniz gibi içsel bir tatmin, ego tatmini diyebilirim buna. O aşk olabilir. Bir şekilde dengeliyor. Çünkü gerçekten çok özverili oluyorsunuz. Çok dediğiniz gibi yediğinize, içtiğinize, uykunuza, dışarı çıkmanıza, bütün her şeyinizi ona göre planlıyorsunuz. Ama o sahneye çıkıp da o en son perform, yani provalarda bile bazen artık yeter dediğimiz noktalar oluyor. Çok yoruluyoruz çünkü, çok yıpranıyoruz. Kaç ama, gündür bu antrenmanı gibi? Yani yeni bir eser çıkartıyorsak genelde 5-6 hafta gibi bir süreç var. Günde ama çıkmış, ya sabah giriyoruz, prova saatlerimiz değişken oluyor. Mesela sabah çalışıyoruz, bir ara boşluğumuz oluyor. Sonra akşam genelde hani 11'de başlıyoruz, 6'ya kadar devam ediyor gün. Değişken bir şekilde. Sahneye çıkıp da o en son alkış kısmına geldiğiniz zaman her şey unutuluyor. İnanın. Yani en büyük keyif aslında bizi oraya ulaştıran nokta ayaklar orası. Ayaklar kanar, böyle adeleler kopacak hale gelir, tandonlar inimler falan. Bunun, o sahnedeki o acı hissedilmiyor mu? Hissetmiyorsunuz. Ya çok enteresan, herhalde adrenalinden ya da psikolojik olarak her gün provada işte oram ağrıyor, buram ağrıyor, şuram şöyle sakat diyorsunuz. Hatta işte çok yakın zamanda ayaklarda hep problem var bizim, biliyorsunuz. Çok uzun zamanda bir problem yaşıyorum. Her gün böyle kremler sürüyorum, işte acımasın, şey yapmasın ama acıyla devam ediyorsunuz. Temsil günü zaten hani o hazırlanma telaşından hiçbir şey yapmadım ve hissetmedim. Ve temsil bitti, ya evet canım acıyor şu anda dedim. Bittikten sonra onu algıladım. Biraz o dünü kapatıyorsunuz, çok enteresan aslında. Yani beden o sinyali kesiyor orada. Başka şeylere odaklanıyorsunuz. İşte adrenalin. Sahne büyülü bir şey hakikaten. O zaman sahneye çık, niye duruyorsun burada? O zaman açtım aşk defterini diyelim mi? O her telden var. Evet. Biraz nostalji yapalım değil mi? Defterimi hatırladım, sevdiklerimi, her birisi bir başka alemdi, aramadım o günleri. İlk sevgilim hangisi, nasıl yaktın bunca ateşi, inanmazdım görmesem karşımda aşk tüten o yüzleri. Kimi ağlattı beni, sevmedi, sever göründü, sever göründü. Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar, gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar.
Kimindir bunu? Semin Özbakan mıdır bu? Evet. Eski. İlk söyleyen Semin Özbakan galiba, böyle hatırlıyorum. Ayla Dikmen. Ha, Ayla Dikmen, doğru. Ayten Altman doğru. Doğru, Ayla Dikmen. Ayla Dikmen, evet. Şahane söyledin ama bunda. Çok teşekkür ederim. Bayılıyorum. Nostaljik şarkılar, inanılmaz. Hepimiz bayılıyoruz. Bunları böyle bize, bu nostaljik şarkıda şey aldık. Yani, o film Issız Adam. Issız Adam. Evet. O böyle bir tekrar bir hayatımıza soktu şarkıları. Hakikaten gerçi ben zaten hep dinlerdim de yani genel olarak toplumsal olarak hayatımıza öyle girdi galiba. Ben yeni şarkıları dinleyemiyorum. Benim 90'lardan sonra ben yeni müziği kabul edemedim nedense. Yaşlanıyoruz. Ondan estağfurullah. Mı? Duygular değişiyor sanki o zamanlar. Yok, o zaman müzik daha iyiydi gibi geliyor bana mesela. İşte yaşlanıyoruz. Yani yine duygular. Şimdi mesela şey dinliyorum, böyle rapleri falan diyorum. Hoşuma gitmedi bu rapleri de, beğeniyorum ama hip hopları, rapleri ama yani onlar böyle daha böyle hani İngiliz müziği falan, evet. Rocklar, şunlar, bunlar yani onlar daha hoşuma gidiyor o zaman. Acelemiz yoktu sanki o zamanlar. Şimdi böyle, o zamanlar duyguyu hissedip yaşıyorduk bütün sözlerde, ritimde, sen müzikte. Sen sanki o zaman da varmışsın gibi cırcır konuşuyorsun. Vallahi öyle hissediyorum. Neden bilmiyorum. Ben daha çok gençim. Dur bakalım. İlk çıkış şarkı bile nostaljik benim. Hangisiydi? Karanlık dünyam, sensiz karanlık. Oo. Canıma yetti ayrılık. Hocam sen nereden bunu çıkıyorsun? Doğru diyor değil mi? Çok iyi söylüyor. Süpersin ama bayıldım. Oh, bir yayının daha sonuna geldik galiba. Var mı konuşmadığım bir şey kaldı mı? Şahaneydi, çok memnun oldum. Evet, yine çok memnun oldum. Çok minik bir anım aklımda canlandı. Anlat. Bale olunca konu. Şimdi biz çocukken kız kardeşim de çok inceydi, ben de incecikti böyle. Hatta kilo alamıyoruz diye böyle bir üzülüyorduk. Sonra mahallede annemin arkadaşları anneme... Ya senin kızların ne kadar güzel, incecik, onları baleye göndersene sürekli böyle bir şey söylüyorlardı. Tabii öyle bir imkan yok. Annem de böyle evet olur filan vesaire. Ben de artık bu kadınları böyle yan yana mahallede otururken gördüğümde hemen pozisyonumu alıyorum. O şeyin üzerinden, kaldırımın üzerinde hani böyle küçük bir taş vardır ya. Evet. Orada böyle parmaklarımın... ucunda yürümeye başlardım ve her seferinde düşerdim kesin birinin kucağında eve götürülürdüm. Benim için şahane bir şey, hayal ettiğim bir şeydi yani. Çok sevdiğim, saygı duyduğum bir şey. Bale saygı duyduğumdan mı? Müthiş. Şeyi ben çok şaşırırım ama yani. Onun bir hikayesi, bir şey var mesela. Bale genellikle kadınlar özdeşleştirir. Ama çok başarılı baletlerimiz var. Yani aslında balenin çıkışı erkekler. Erkek. Yani kadınlar sahneye çıkamadığı tabii dönemde ki, erkekler vardı saraylarda. Tiyatro sonradan gibi. Kadınlara izin veriliyor. Aslında erkek mesleği olarak çıkıyor ama sonradan o algı değişiyor. Kesinlikle öyle. Çok iyi baletlerimiz var. Erhan Güzel var galiba, değil mi? Evet, hani isim olarak da. Onun dışında da bir sürü isimler var. Ben en çok o günlerde onu çok görüyorum. Çok görüyorum. Evet. Solo performansları falan bayağı... dikkat çekiyor. Yani zaten şöyle söyleyeyim, iki taraflı. Yani sadece kadın dansçı olursa olmaz. Erkek dansçı olacak, kadın dansçı ve hani belli bir dağılım olmalı ki asıl eseri güzel gösteren olur. Balenin ana vatanı neresidir ya da başkenti neresidir? Yani şöyle, aslında farklı kültürler var. Hani Rusya tarafı var, Fransız tarafı var. Daha çok bizim bildiğimiz aslında Rus tarafı. Çünkü biz de Rus eğitimi aldığımız için. Ne farkı var ikisinin? Ya birazcık daha... teknik farklar var aslında. Biraz daha estetik açıdan duruşlar değişiyor. Yani hareket isimleri ya da genel olarak her şey aynı. Fakat ama ufak tefek... Fransızca mesela. Evet, Fransızca. O yani terimlerin hepsi Fransızca. Ama dediğim gibi biz Rus eğitimi görüyoruz. Başka bir yerde farklı bir eğitim alıyorlar. Ama sonuç olarak hepsi ortada birleşiyor. Evet. Hemen tam birleşmiyorlar belki de hemen. Tam değil ama hani sahneye çıktığımız evet. Zaman en azından evet. O anlamda söyledim. O açıdan öyle. Sever misin bale? Şimdi tam söyleyecektim. Şu an durum nedir bilmiyorum ama bizim çocukluğumuzda kız çocukları bir baleye gönderilirdi. Ben de öyle bir 5-6 sene geçirdim. Postürüm hala bozuk. ya o benim için bir şeydi. Annem benim böyle çok... hanımefendi. Kızlar şey olsun diye. Ne, sonra estetik olsun diye. Oraya var. Kibar olsun, estetik olsun diye. Baleye bir yollanırdı Allah annem. Maalesef. Çok yani, inanılmaz bir sanat dalı olduğunu düşünüyorum. İnsanın sınırlarını nereye kadar zorlayabileceğini...
görebildiğimiz bir yer. Yani bir ses için aynı şeyi düşünürüm, bir bale için aynı şeyi düşünürüm. Ama bale bambaşka bir şey. Yani bale çok zorlayıcı bir şey. Ama yani şimdi seste de yani o nasıl oluyor? Yani hepimizde aynı disiplin bizde de. Evet, işte. Sizde de aynı şekilde. Olmaz mı? Yani yediğime içtiğime dikkat etmem gerekiyor ve daima eğitimime. Ben mesela Mick Jagger'ın ne yiyip ne içtiğini, hatta ne çektiğini pettik ettiğini sanmıyorum. Yani. Evet, sesini kullandığı yer ve tarz öyle ki benim sesim bir de böyle çok hassas bir ses. Evet, hassas bir ses. Ekstra üzerine düşüyorum. Sporum ayrı, yediklerime dikkat etmem, uyku. Bayağı uyku önemli, çok iyi anlıyorum. Evet, evet. Ya da sahnede çok acayip bir ayakkabı giyiyorsunuz. Bir yerinizde işte bir şey acıyor, bir şey oluyor falan. Ama böyle o an onun ya da o kadar artık yoruluyor ki sesiniz. Ama hiç belli, hiçbir şekilde onu ne karşı tarafa belli edebiliyorsunuz ya da kendiniz demoralize oluyorsunuz. Sahnenin büyüsünü. Sen az önce o şarkıyı söylerken onun o var ya bir laylali laylala falan bir şey. Ya ben mesela onu nasıl söylediğini benim içim yoruldu ya, ben yoruldum. Yani bunu bir insan bunu nasıl söyleyebilir birkaç kere üst üste ve aynı şekilde, çok acayip. Evet, sürekli çalışmak. Sesini enstrüman gibi kullanıyor aynı olabilmek. Ama işte aslında hep yaptığımız çalışmak. İş... karşı tarafa ne kadar zor olduğunu göstermemek. Yani önemli olan aslında o. Yani sanki çok kolay bir şeymiş gibi. Ama sen söylerken benim diyaframım daraldı. Yani. Çok çok acayip bir şey. Tabii yetenek %5, çalışma %95 değil mi? Tabii. Bütün dallarında böyle. Çalışma. Çalışma. Evet. Kesinlikle. Ben baleye doğuştan yetenekliyim. Çalışmazsan göreyim o yeteneği. Yok, mümkün değil. Şey. Mümkün değil. Bunu gerçekten altını çizmemiz lazım. Herhangi bir konuda. Evet, herhangi bir konuda. Yani ister yazarlık olsun, evet, ister ses, evet, sanatçılığı, ister bale, ister başka bir şey. Çalışacağız yani arkadaşlar. Çalışmadan olmuyor. Çalışacağız. Mesela bir şey merak ediyorum. Sizin mesela aşçıların bir antrenmanı var mıdır? Yani antrenman mı demeli ona bilmiyorum ama evet. bu çok önemli. Yani ben oldum diye bir şey yok. İşte pandemi süresince dükkanlar kapalı. Döndüğümüz anda bir bakıyorsunuz, bir hızınız kesilmiş, kesinlikle, bir düşmüşsünüz. Evet, evet. Performans aynı değil. Sonra yeniden açılıyorsunuz. Çünkü işte iyi kötü bir fizik gerektiriyor o da. Muhakkak ki. Mesela ben bir süre yemek yapmayayım mesela. İlk yaptığımda parmağımı kesiyorum. Ay şöyle tutsak da şöyle. Vallahi her seferinde kesiyorum. Şey ne diyorsun bu şeyde Instagram'da herkes aşçı. Ve bütün aşçılar showman. O bir tane çocuklar bakmadan kesiyor her şeyi falan böyle. Her şeyi büyük büyük yapıyor falan. Adını unuttum çocuğun. Hiç unutulacak zaten. Adı da unutulacak. Her şeyi büyük büyük yapıyordu diye. Eğleneceğiz, geçeceğiz. Ama çok güzel geçeceğiz. Ne güzel, ne güzel. Ama yani bizim köşedeki ciğerci de. Ne diyorsun Instagram aşçıları ve Instagram restoranları için? Yani işte showbiz sonuçta. Ama çok, ben bazına çok özeniyorum. Bakıyorum, ulan diyorum ne yemek falan diyorum ama bir türlü gidemiyorum. Ben şunu diyorum. Mesleğe çok akıllı gençlerin girmesini sağladı aslında. Evet. Yani bir hep duyduğumuz şeyler. Aile destekliyor muydu, o mu oluyordu? Hani deriz diye böyle aşçıya kız verilmezdi. Çünkü hepsi erkekti bu arada. Evet. zaten kız niye mutfakta olsun denirdi. Şimdi başka bir yere taşındı. O rockstar mertebesinden, evet, hiç haz etmiyorum. Ama şundan da seviniyorum için. Çok akıllı, çok yetenekli çocuklar bunun da kıymetli bir meslek olduğunu anladı. Ve sektör aslında kabuk değiştirdi. Hani eskiden böyle kafasına vur, bağır, çağır. Niye? Çünkü ancak o dille konuşabilen bir usta ve dinleyen bir çırak vardı. Bugün benim karşımdaki çocuklara benim yetişmem için sürekli çalışmam lazım. O açıdan evet, yani böyle bir show kısmı var falan ama bir popülarite kısmı var. Popülarite kısmı benim işime yaradığı için çok dokunmuyorum. Ama onlar gelip geçici şeyler. Peki mesela sen çırak alırken yanındaki neye dikkat ediyorsun? İlla bir yemek okulundan gelmesine mi, yeteneğine mi, terbiyesine mi? Biraz hepsi beraber galiba. Ne yapıyorsun? Sınav mı yapıyorsun onlara böyle? Gel bir doğra bakayım falan. Ya şöyle, öncelikle bir his var, onu biliyorum. Yani görüşmeye geç gelmiş ve bahanesi de arabasını park edecek yer bulamamış. Şimdi bu 2-0 geriden başlıyor benim için. Evet. Park edecek yer bulacak. Erken davranacak. O işe ihtiyacı olacak. O işe ihtiyacı olması lazım.
Çünkü zor bir iş yapıyoruz. Uzun saatler çalışıyoruz. Kız arkadaşımla tanışmamızın birinci ay dönümü ben cumartesi izin istiyorum dediğinde... Tabii ama pazartesi de gelme. İşte yani söyleyecek başka şey. Ama birazcık verdiği değeri görmek için yapıyorsunuz. Çok kadar bu maalesef sektörde değişmesi gereken çok şey olduğunu biliyorum. O uzun saatler falan daha insani bir hayat sunabilmemiz lazım. Hak ettikleri maaşları alabilmeleri lazım. Bunların çoğunun değişmesi lazım. O değişim içinde bu daha eğitimli genç aşçıların sektöre kazanılması çok iyi bir şey. Bu yemek okulları için ücretsiz kaç yemek okulumuz oldu? Biraz enflasyona uğradı biraz yemek oldu, evet. Okulları. Ama talep de var bir yana bakarsan. İşte talep var da olsun yani. Beyaz yakalıyım, hayatımdan sıkıldım ve biraz eğlenmek istiyorum diyenle ben bu mesleği hayatıma nasıl diyeyim hedef olarak seçtim diyen arasındaki bir fark olması lazım. İkinci ayda çıkar. İkinci ayda patlar yani. Patlar. Hani arabasını satan bilgi, arabayı sattım, ahçı olmaya geldim, o patlar. Tekrar gidip arabaya da yola gider, devam eder. Kesinlikle, kesinlikle. Ama aslında ne kadar çok yemek yapmayı seven insan varmış. Ben onu gördüm bu dönemde. Umarım zorunlu. Ben sevmiyorum. Evet. Umarım lütfen. Ben çok yemiyorum. Evet. Yemediğim için çok sevmiyorum. Ama... Yemek yapmaya zaman ayırmak lazım. Evet. Yemek yapmak gidiyor terapi bir yandan. Muhtemelen evet. O yüzden çok yorgun olduğum için ona zaman ayıramıyorum açıkçası. Siz ne derseniz başımızın tacısınız. O yüzden biz size yemekler yapalım. Çünkü siz bizim ruhumuzu öyle bir besliyorsunuz ki. Hiç söyleyecek bir sözüm yok ama eve geldim yemek yapacak zamanım yok 6 saat televizyonun karşısındayım orada evet, dursunlar evet. Onlara söyleyecek çok lafım var lütfen o televizyonu biraz kapatın ve biraz şimdi yemek yapın televizyon açıkken yemek yapsınlar o çok iyi evet. O zaman ya da müzik dinlerken çok güzel şöyle restoranlara da sürekli gitmeyin. Evde yemek yapın. Zaten restoran süre gidersek Türkiye'deki bu enflasyon evet. Ortamında yani, perişan olabiliriz yani. Olabiliriz. Yani çünkü fiyatlar akıl alır gibi değil mi? Ama baleye gelin. Bale ucuz, çok ucuz. Sudan ucuzsunuz kardeşim. Sahneye de gelin. Evet. Yani çok ucuz bale. Sonra fiyatlar kaç lira oldu şimdi? Çok yüksek değil fiyatlarımız. Komik yani. Restoranların evet. Çok yüksek ama fiyatlarımız. Bir şey yapmamız gerekiyor. Olamaz yani. Vallahi olamaz. Bazen ödediğim hesapta inanamıyorum. Yani yakında evet. Bir gün herhalde bulaşığa kalacağız yani. Çünkü giderek böyle garip paralar, garip evet. Rakamlar yani. Doğru yani değil. Lüks restorana bakmıyorum. Esnaf lokantada bile garip. Geçen gün şey yedim şurada. Menemen yedim. 90 lira menemen. Olmaz. Olmaması lazım. Olmaz, olmaz. Olamaz. Bir hata var. Yani bir onları bir masaya almak gerekiyor aslında. Evet. Olmaz. Ama bir yandan da bakıyorsun domatesle 40 liraya satıyor. Domates de 40 liraya satılıyor. Tarlada da çürüyor. Çürüyor. Ya, evet. Ama 1 liraya satamıyor. Nakliye masrafı var. O su var, bu su var. Yani hiçbir şey de kolay çok değil. İşte manavın da bir kirası var. Kendi domatesimizi kendimiz yetiştirmek. İpin ucu kaçtı mı her yerden kaçıyor. Sonra da nereye yakalayacağını bilemiyorsunuz zaten yani şu anda. Herkes de bir tutturabildiğini bir durum var. Neyse girmeyelim ekonomiye. Ekonomiye girmeyelim. İçim fenalık kararıyor yani. Bir de bir şey zannetmiyorlar ben hani market basarak fiyatları kontrol ettiğini zannetmiyorum. Onu tam deliriyorum yani. Polisle ekonomi yönetimi. Polisiyle tedbirle ekonomi yönetimi böyle bir şey de olamaz yani. Neyse ben konuyu ben kendi başım belaya söylemiştim. Hani siz de onlar şahit ettiniz. Orada bu lafı orada oturduğunu dönmediniz diye. Sen de kızmasınlar. Efendim iyi geldiniz sağ olun. Sizden bir şarkı daha isteme şımarıklığında bulunsak, onu noktalasak acaba olabilir mi? Hocam olabilir mi? Abi ne güzel bayılıyorum böyle şeylere. Hiç hazırlamadım. İşte onu hazırlamadık falan yok. Her şey var. Ne söylesek acaba? Ne istersiniz? 90'lardan siz ne görürsünüz? Biz hepsine bayılıyoruz. Yani öyle güzel, öyle ukalaca söylüyor ki zaten bizim ülkede en önemli değil. Şahane söylüyor. Tamam. Şahane. Aşık Veysel'e veda edelim. Tamam. Teşekkür çok ederim. Teşekkürler. Ağza sağlık. Teşekkür ederim.
uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Yetişmek için mensile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için mensile gidiyoruz gündüz gece.